Merhabalar, ben Alpay Özer. TV52 ekranlarından yayınlanan Artı 40 Futbol'a hoş geldiniz. Bugün çok önemli konu ve konuklarımız var. Bugün 3 ana başlıkta programımızı devam ettireceğiz. Birincisi milli karmayı konuşacağız. İkincisi Türkiye şampiyonası ve üçüncüsü de lig değerlendirmesi yapacağız. Yalnız ilk önce milli karmamızın teknik heyetini başkanımızdan tanıtmasını rica ediyorum. Başkanım zaten teknik heyet burada. Evet. Sizden görevleriyle ve isimleriyle tanıtmanızı rica ediyorum. Benden de herkese merhaba. Zaten merak edilen konuydu. Evet, yani aylardır. Evet. Şu anda 5 arkadaşımız eksik ama onlar da geçerli sebepleri olduğu için biz de onlara müsaade ettik o konuda. Ben sol taraftan arkadaşlarımın özellikle kendileri tanıtmalarını istiyorum. Buyurun. Halil Şenay, Batı Karadeniz bölgesinde Karabük Yaşam Yaşat Veteranlar Futbol Takımı'nda 4 yıldır futbol oynuyorum. Beni aradıklarında başkanım ve teknik ekip kadroya dahil etmek istediklerinde sevinçle karşıladım. Bölgemden biraz bahsedecek olursam, Batı Karadeniz bölgesi küçük bir bölge olmasına rağmen 15 takımla katılarak bu ligi ne kadar sevdiğini göstermiş oldu. En başta Zonguldak iline çok teşekkür ediyoruz. Eski ilimiz bizim. 7 tane takımla karşılık verdi bu lige. Karabük'te yaşıyorum. Karabük 4 takımla karşılık verdi. Bartın, Kastamonu, Çankırı ve Düzce. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Ligimizi daha da iyi noktalara getireceklerini umut ediyorum. Bu bölgede kendim de yardımcı antrenör olarak iyi futbolcuları belirleyip Şerafettin hocamıza bilgiler sunacağız. Daha iyi noktalarda göreceğiz inşallah. Teşekkür ederim. Macun Ayman, Bodrum veteranlardan katılıyorum. Bu camiaya 2014'ten beri içerisindeyim. Çok mutluyuz. Yeni ekiple beraber daha iyi güzel işler yapacağımıza inanın için herkese başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Alpay Hocam sen kendini tanıt. Burada moderatörlük görevliğini ben almış oldum. Buyur Alpay Hocam. İsmim Alpay Özer. 1,5 yıldır futbola ara vermiştim. Sayın başkanlarım tekrar beni göreve davet ettiler. Ben de Şerafettin Hocam'la birlikte çalışmak için ve diğer arkadaşlarımıza seve seve kabul ettim. Tekrar hoş buldum diyorum ben kendime. Burada olmaktan çok mutluyum. Şerafettin Camcı. Ben geçen yılda aynı Masterlar Veteranlar Futbol Ligi'nde teknik direktörlük görevini yapıyordum. Bu sene yine bana görev tevdi etti Sayın Başkanımız ve Ekşioğlu arkadaşımızla beraber. Ben de seve seve görevi kabul ettim. Geçen sene tecrübe yaşadık. Bu sene o tecrübelerimizi daha deneyimli olarak yansıtmak istiyorum. Ekibimle beraber o deneyimimizi sahaya yansıtmak istiyorum. Pro lisans teknik direktörüyüm. İşte Ege bölgesinin çeşitli illerinde Manisa Spor da dahil, Altınordu, Manisa Spor, Balıkesir, Denizli bu gibi liglerde teknik direktörlük yaptım. Böyle bir görev bana tebliğ edilince hiç düşünmeden seve seve bir milli karma, önünde milli ibaresi geçtiği için seve seve kabul ettim. Bu sene bu milli karmayı daha ileriye taşıyıp daha iyi bir işler yapmak istiyoruz ekibimizle beraber. Diğer arkadaşlarımla da başarılar diliyorum. Mustafa Hocam. Mustafa Bayar, Doğu Karadeniz'den katılıyorum. Pazar Veteranlar Kulüp Başkanı, takım kaptanı ve oyuncusuyum. Milli karmada bana da görev verdiği için Sayın Başkanıma, Başkan Yardımcılarıma, Yönetim Kurulu'na teşekkür ederim. Pazar Veteranlar olarak iyi bir dostluk, iyi bir arkadaşlık kazandık. Bunun sahibi Kenan Başkanıma da çok çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Cumhur Hocam. Cumhur Öztürk. Orta Karadeniz grubundan Ayancık veteranlardan katılıyorum. 3 yıldır bu ligde futbolcu olarak, yönetici olarak, antrenör olarak görev yapıyorum. Ve bu milli karmada
Sayın Başkanımızın ve yönetim kurulunun bize verdiği görevi de layıkıyla yerine getirmeye çalışacağız. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Burada olmak mutluluk verici bir olay. Teşekkürler. Emre Alev, Çekmeköy Veteranlar oyuncusu ve aynı zamanda kaleci antrenörüyüm. Uzun zamandır TMF ailesinin içinde olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu yeni organizasyonda da görev alacağım için, bu görevi bana layık gördükleri için Sayın Yönetim Kurulu'na, başkanımıza, herkese çok teşekkür ediyorum. Yeni organizasyonun hayırlı olmasını diliyorum. Bol başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Evet. Biliyorsunuz Milli Karma ligimizin göz bebeği. Herkesin takip ettiği, herkesin yakından izlediği bir oluşum. Bu sezon ligimizin aynı zamanda Bülent Yelkenci ismi. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhu şad olsun. Çok sevilen, çok sayılan bir kişiydi. Sayın Başkanım, ilk önce sizle başlamak istiyorum. Milli Karma için hedefleriniz nedir? Neler düşünüyorsunuz? Alpacığım, ben Milli Karma'dan önce istersen bir teknik kurmayları bir açıklayayım burada. Tabii. Çünkü gelemeyen arkadaşlarımız da var. Şimdi koordinatörümüz yine Talip Dönmez'le devam edeceğiz. Onun yardımcısı Deniz Üçyol, Ege. Hem bölgelerini de söyleyeyim. Talip Dönmez, Çankırı'dan. Sportif direktörümüz Güvenç Hocamız, oğlunun nikahı vardı. O yüzden gelemedi. Teknik direktörümüz Şerafettin Camcı. Yardımcısı siz Alpay Özer. Antrenör İhsan Pelit. Yine yardımcı antrenör Halil Şenay. Kaleci antrenörü Tanju Nayman. Yardımcısı Emre Alev. Atletik performans antrenörümüz Ahmet Külük, Artvin bölgesi. Kondisyonörümüz Sayın Mustafa Bayar. Analiz uzmanı Cumhur Öztürk. Basın sözcüsü Cihan Yıldız. Sağlık uzmanımız da operatör doktor Nihat Dinçbal. Yani bir yaklaşık 14 kişilik bir ekibimiz. Bunun içinde tabi hem malzemecimiz hem de gerektiği zaman aşçımız da olacak. Milli Karma'da hedefimize ulaştık mı? Hayır, şu zamana kadar biz kendi istediğimiz bir hedefe ulaşamadık. Genelde sosyal sorumluluk projelerine katıldık. Senin de başında olduğun dönemlerde bugün Arakanlı Müslümanlar için olsun, diğer engelliler için olsun, ne bileyim lösemiler için olsun ve diğer organizasyonların hepsini yaptık. Yaklaşık biz 18 tane bir organizasyon yaptık. Sosyal sorumluluk projesi adı altında. Yazları da kamplarımız oldu. Yine ilk deneyimimizde Bosna ile senin de başında olduğun o zaman Milli Karma'nın özel bir maçı oldu. Daha sonra işte hocalarımızla beraber uluslararası bir dörtlü turnuva yaptık Ordu'da. Tabii bu şimdi yeni ekip, yeni bir heyecan, dinamik ve enerjik ve tecrübeli ekiple, hepimizin görüşleriyle bu Milli Karma'yı bir yere getireceğiz Allah nasip ederse. Uluslararası çalışmamız var. Artık Milli Karma'da teknik eğitimiyle, yönetimiyle gereken, adına yakışır güzel bir şekilde yönetilmeye gayret edilecek. Peki. Teşekkür ederiz. Ben başkanım. Teşekkür ediyorum. Şimdi Şerafettin Hocam'a geleceğim ama gelmeden önce Şerafettin Hocam'la biraz anılarımız var. Kısaca ondan bahsetmek istiyorum izninizle. 2015-2016 Türkiye Şampiyonası'nda Foça ile aynı gruptaydık. Şerafettin Hocam orada hem yönetici hem futbolcuydu. Onunla hem karşılıklı oynama fırsatı bulduk. Oynadığımız zaman da dedik inşallah bir daha Foça karşımıza çıkmaz. Çok güçlü, çok kuvvetli bir takımdı. Fakat yarı finalde tekrar karşılaştık. Böyle bir güzel anımız var. O dönemde dediler ki buradan kim çıkarsa şampiyon olacak. Şans bize güldü. Şans güldü hakikaten, futbol şansı. Çünkü onlar da çok iyiydi. Ve biz o dönemde şampiyon olmuştuk Antalya'da. Evet Şerafettin Hocam, aynı soruyu size soracağım. Milli Karma için ne gibi hedefleriniz var? Neler düşünüyorsunuz? Ne gibi planlamalar yapacaksınız? Sizden rica edelim. Altay Hocam, ben de senin bıraktığın yerden devam edeyim. O zamanlar Foça ile beraberdim. Foça ile beraber Antalya'daki gruplara katılmıştık. Ama ondan sonraki geldiğim dönemde de Milli Karma oluşumun içinde teklif aldım ve Milli Karma içinde kendimi buldum. Bir yıl yaşadım, bir deneyim ve tecrübe geçirdim. Türkiye'nin bütün bölgelerinden futbolcu, teknik adam, yönetici, belediye başkanlarımız, bu içinde olan kaymakamlarımız,
daha üst grup yöneticilerimizle beraber tanıştık. Ve onların da bu işe çok şevkle ve azimle baktığını gördüm. Şimdi milli karma denince biraz daha duygulanıyor insan. O duyguların da biraz üst seviyeye çıkması için takımın da biraz daha üstün olması gerekir. Bu sene çalışmalarımızı buna göre yapacağız. Daha iyi bir milli karma seyrettireceğiz. Veteranlar Ligi olarak daha iyi bir milli karma seyrettireceğiz. İşte yurt dışı faaliyetlerimiz var. Yine yurt içindeki bölgesel faaliyetlerimiz var. Biraz önceki aramızda yapmış olduğumuz toplantıda da bunları deklare ettik. Daha iyi çalışmalara başlatacağız. Bu bölümde bu kadar gireyim. Tekrar evet, sıra geldiğinde açayım konuları. Evet, Şerafettin Hocam, milli karmanın çok önemli misyonları oldu zamanında, geçmişte. Sizin de içinizde bulunduğu farkındalık, başkanımın da bahsettiği farkındalık yaratma açısından. Mesela Bartın Kolcağız'da Şehit Uğur Akyer adına güzel bir organizasyon oldu. Bayburt'ta Rahman Köse, sağ olsun, Arakan Müslümanları yararına bayağı bir yardım toplandı, orada bir maçımız oldu. Kıbrıs'ta Dünya Engelliler Günü anısına bir maç yapıldı Osmanlı Albantoğlu organizasyonunda. Çankırı'da Talip Dönmez Hocam, Atom Karınca, 2018 yılında, 18 biliyorsunuz Çankırı'nın plaka numarası, ona bir farkındalık yaratmak için orada bir organizasyon oldu. Rize Fındıklı'da Şehit Emrah Aytemiz anısına bir maç oldu. Ordu ve Ünye'de turnuvalar düzenlendi. Yani milli karma bu anlamda çok üst düzey bir görevler başarmış durumda. Cumhur Hocam, siz ne düşünüyorsunuz bu konuda, bu organizasyonlar konusunda? Bu tür organizasyonlar özellikle sporcu kimliğin altında yapıldığı zaman daha çok etkisini gösteriyor zaten. Ve bizim bulunduğumuz bu etkinliğin içinde bunları yapmak ve federasyonumuzun buna öncülük etmesi gerçekten çok gurur verici bir olay. Sonuçta burada milli karmada oynayan oyuncuların yaş sınırlaması 40'ın üzeri ve bu insanlar hiçbir karşılık beklemeden, gerçekten gönüllerinden geldiği gibi isteyerek bu oluşumun içinde oluyorlar. Tabii federasyonumuzun da buna öncülük vermesi ve değerlendirmesi, bu tür talepleri, değerlendirmeleri gurur verici bir olay. Kendilerine teşekkür ediyoruz tekrar. Biz teşekkür ederiz. Ali Hocam, siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Biraz da sizin görüşlerinizi alalım. İkinci baharını yaşayan bir gruba ay yıldızlı forma giydirmek gibi bir ulvi görev yapıyoruz aslında. Hepsi de bundan çok gurur duyduklarını biliyorum. Karabük'te beraber top oynadığım arkadaşlarımdan milli formayı giymek nasip olan arkadaşlarım oldu. İnanın onlar heyecandan uyuyamadılar. Evet. Tuncay Başaran hocamıza da buradan selamlarımızı gönderelim. Fatih Öztürk arkadaşımız olsun. Bahattin İskender, Engin Altın. Yani diğer bölgedeki arkadaşlar da muhtemelen yani ay yıldızlı formanın ismini duyduğu anda bütün görevlerini bir kenara bırakıp koşarcasına gelmişlerdir. Şimdi hepsi dediğimiz gibi bir karşılık beklemeden, bir amaç gütmeden yapılan iyilikler bunlar. Bir tane gence örnek olabiliyorsak zaten hedefimize ulaşmış oluruz. Biz Karabük'te idmanlara çıkarken genelde gençlerimiz de oluyor idmanlarda. U13, U14, U15. Çocukların idmanlarını bölüyorum. Diyorum ki bakın çocuklar, biz 40 yaşındayız, 50 yaşındayız. Bizi örnek alın. Ve onlara örnek olmaya çalışıyoruz. Sağ içinde de onlara örnek olursak ve milli karma adı altında da daha da örnek olabilirsek, iki tane bize faydamız oluyor demektir buna. Halil Hocam, çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok sağ olun. Tanju abicim,
Evet hocam. Samimiyetimize dayanarak Tanju abicim diyorum. Evet hocam. Tanju abi de atladım ben. Bodrum'da müthiş bir organizasyonu imza atmışlardı. Onlar da milli takıma bir kamp olana orada sağladılar. Çok teşekkür ederim. Evet hocam. Senin düşüncelerin nedir Tanju abi? Hocam milli karmada 4-5 yıldan beri bütün organizasyonlarda görev alıyorum ve başarıyla burada olunmaktan da mutlu olduğum için milli karmada. Tabii ki bu yeni hocalarla, yeni görev, yeni gelen hocalarla beraber sanırım daha iyi işler yapacağız. Daha da ileri taşıyacağımıza eminim hocam. Mustafa hocam sen... Teşekkür ederim. Rica ederim. Milli karmada ilk jübile yapan futbolcusun. Seni ilk Bayburt'a benim o zaman başında olduğum dönemde almıştık, oynatmıştık. Nasıl bir duygu milli takımda jübile yapmak? Hocam milli takımda jübile etmek, ben farklı bir şey düşüneyim dedim. Jübilemi yaptım, inan yani gerçekten bunu konuşmak bile ayrı bir heyecan veriyor. Allah herkese o milli formayı giymeyi nasip etsin. Daha söyleyecek bir şeyimiz yok ya, inan. Çok heyecanlandım. Başkanım, şimdi milli karma, milli karma bizim, bize sürprizler vermeniz lazım. Bu kadar teknik ekip toplandık burada. Yeni organizasyonlar var mı? Var mı bir çalışmanız? Şimdi ben öncelikle bir teşekkür edeceğim bir yerler var. TV52'ye ben özellikle çok teşekkür ediyorum. Yani Türkiye Vastalar Veteranlar Futbol Federasyonu'nun çok destekleri oldu. Çok maçlarını milli karmada yayınladı. Sosyal sorumluluk projesi içinde ben de varım deyip bize çok destek oldular. Öncelikle TV52 yönetimine ve TV52'ye çok çok teşekkür ediyorum. Bir. İkincisi de burada bugüne kadar görev yapan arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum, hocalarıma. Hiçbirisi gücelmesin, üzülmesin. Bu bir bayrak yarışı. Bugün ben olurum, yarın başkası olur. Aynı da federasyonu da aynı şekilde, yönetiminde de aynı şekilde. Bugün ben varım, yarın başkası olur. Kurumsal bir yapıyız. Onun için milli karmada özellikle şunu söyleyeyim. Yani tüm arkadaşlarıma, emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bir de arkadaşlar milli takım diyor. Milli takım değiliz. Milli karmayız. Milli karma. Bunu da karıştırmayalım lütfen. Çünkü Türkiye'nin bir tane A milli takımı var. Biz milli karmayız. Onu da söyleyeyim. Ve evet, önümüzde yapacağımız projeler var. Biz zaten bugün saat 11'de toplanıp 12'de kahvaltıya geçtik ve ondan sonra da bu saate kadar da, yani program saatine kadar toplantı yaptık. Tüm arkadaşlarımızla beraber. Gerçekten çok üst düzey çalışmalarımız var ve projelerimiz var. Bunları ileriki zamanlarda açıklarız ama bunlarla ilgili tekrar bir toplantı yapacağız. Milli karmaya özel yatırımlar da yapacağız Allah nasip ederse. Ne bileyim, ulaşım gibi, işte kamp gibi ve diğerleri gibi bunları yapacağız. Şu anda zaten elimizde bizim gideceğimiz 3-4 bölge var. Davet edildiğimiz bölge var. Orada da bir 8'li uluslararası turnuva olacak milli karmanın. Karaman'da olacak. Şubat ayında davet edildik. Onun çalışmalarını yapıyoruz. Tam net değil o. Davet edildik. Bakın, onların detaylarını koordinatörümüz görüşecek. Aynı şekilde yine Ağustos'ta yine Karaman aradı 4'lü uluslararası turnuva için. Yine yurt dışında bazı takımlarımız var. Nisan'da Kıbrıs var. Tanju hocam yarın Allah nasip ederse 4 kişilik ekiple oraya gidecek. Bir de biz burada tabii görevlendiriyoruz. Şimdi dış işlerde Tanju hocama görev veriyoruz. Yarın 4 kişilik arkadaşlarla gidecek. Gitmekte zorundalar. Yani bu işin içine girdiyse gidecek. Yarın öbür gün başka ülkeye de göndereceğiz. Ve bunların bağlantılarını yapmak zorundalar ve yapacaklar da. Yani ilk işleri zaten 4 kişi Kıbrıs'tasınız. Evet, yani onun çalışmalarını bize lütfen yapın. Siz de onunla ilgili istersen ufak bir detay verin bize. Buyurun. Evet, biz Kıbrıs'taki arkadaşlarla görüşme sağladık. Başbakanla galiba. Başbakanla, Turizm Bakanı'yla. Nisan ayında güzel bir organizasyon veya bir ses getirecek bir organizasyon yapmayı düşünüyorlar bizim için. Ve davet ettiler. Biz de şimdi gibi gidip inceleme yapıp, görüşmeler yapıp iyi bir şekilde, iyi bir sonuçta döneceğimize eminim. Biz de zaten oraya giderken gerekli desteği hocalarımıza veriyoruz ve onlar da gidip oradaki incelemeleri yapıyor bizim. Çünkü belirli bir statümüz var milli karma ile ilgili.
Onları da hocalarımız zaten karşı tarafa bildiriyor. Bu yavaş yavaş bilinirlik arz ediyor zaten. Evet. Ve bu şekilde evet. faaliyetlere başlayacağız. Milli karmamızın da zaten biliyorsun kadrosu da belli. Yani belli derken sayı belli. Artık önceki gibi 30 tane, 20-25 tane öyle o şekilde olmayacak. Yani artık yeni bir düzey kurduk, onunla devam edeceğiz. Teşekkür ederim başkanım. Şerafettin hocam da çok yeni ama başkanın konuşmalarından anladığım kadarıyla çok yakında organizasyonlar olacak. Bununla ilgili bir kamp programı, bir planlamanız var mı? Bir şeyler düşünüyor musunuz? Çok yeni ama bu soru biraz şey olacak ama. Evet, tabii ki muhakkak her organizasyon öncesi bir tanışma, kaynaşma, birleşme gibi birlikte hareket etmek için ön bir toplantı yapacağız. Futbolcu arkadaşlarımızla ön bir kamp oluşturacağız. Onu düşünüyoruz. Ama ben önce şeyden bahsetmek istiyorum. Bu veteranlar takımlarının neden zaruri olduğunu, neden yapılması gerektiğini bunlara da bir kısaca değinmek istiyorum. Futbolcuların kişiselliğine dönecek olursak işte her futbolcu 35-36 yaşlarında futbolu bırakıyor. İstisnalar var tabii. İşte Fenerbahçe'deki Emre Belezoğlu gibi, Konya Spor'daki Ali Turan gibi. Bunun gibi ismini unuttum birkaç tane daha istisnalar var. Ama bu futbolcu arkadaşlarımız amatör oynasınlar, profesyonel oynasınlar geçmişte. Bu yaşa kadar hep antrenmanlarla ve futbol hafta sonlarındaki futbol organizasyonlarıyla geçirdiler. 36 yaşından sonra futboldan kopup emekli olduktan sonra kendisinin gideceği bir yer yok. Kahveye alışkanlığı yok. Dışarıda böyle bir gece hayatı bir alışkanlığı yok futbolcunun. Tabii bunların için bir hafta antrenman hafta tekrar kendi yaş gruplarıyla ilgili bir organizasyon yapması gerekir. Buna göre de bizim Masterlar ve Veteranlar Ligi buna da hizmet ediyor. Bunun gibi futbolcu arkadaşlarımızın futbolu bıraktıktan sonra bir çatı altında toplanarak tekrar aynı olayları yaşamasını gerektiriyor. Ama bunu biz tabii ki bölünmelere karşıyız. Yani aynı çatı altında toplanmak istiyoruz. Daha çok ses getirmemiz için, yurt dışında daha güçlü olabilmemiz için işte bir Ege Federasyonu, Marmara Federasyonu, Karadeniz Federasyonu gibi böyle ayrıştırmaktansa milli karma altında tek şekilde toplanıp daha güçlü olmayı düşünüyoruz. Bunlarla ilgili ileride başkanlarım ve yönetici arkadaşlarım bir çalışma yapacaktır muhakkak. Diğer yurt dışı ve yurt içi organizelerine gelince o tarihlerden önce tabii açıklayacağız kamplarımızı ve buluşma tarihlerimizi. O zaman bildireceğiz. Teşekkür ederim Şeref Bey. Ben bu boşluğu TMFL'nin doldurduğuna inanıyorum Şerafettin Hocam. Ben bu şeyi üçe ayırıyorum. Bir, hiç futbol oynamamışlar. Yani işi, aile yapısı dolayısıyla o içinde bir ukde kalmış bir kesim var. Bir, bıraktıktan sonra bir boşluğa düşmüş bir kesim var. Bir de yarım bırakmamış bir kesim var. Bunların o açlığını doyurduğunu düşünüyorum. Hiç oynamamış derken Alper Hocam yani lisanslı oynamamış. Yok. Lisanslı oynamış, mahallede oynamış ama aile sebebiyle, maddi sebebiyle, tabii iş sebebiyle ve onlara da bir kapı açıldı. Onlar da o şeyini tatmin ettiler diyorum. Emre sana gelmek istiyorum. Daha önce kalecilik yapıyordun. Evet, şimdi hocalığa geldin. Tanju evet, hocamın yardımcısı oldun. Neler hissediyorsun? Vallahi hocam bu görevi bana layık gördükleri için. Evet, Emre Alev, Hakan Özünan'la beraber. Evet, oluşumun kurulduğundan beri TMFL ailesinde başlarından beri bulunmaktayım. Bu göreve de layık görüldüğüm için çok teşekkür ediyorum başkanım ve yüzü herkese. Tanju hocamla birlikte olmaktan da ayrı bir gurur verici benim için. Bu tür organizasyonlarda, demin bahsetmiş olduğumuz organizasyonların da olması çok güzel bir şey farkındalık için. Bunların devamı aynı şekilde devam etmesini ben de diliyorum. Bu görevde ise dediğiniz gibi daha evvel oynuyordum, oyuncuydum. Şimdi bu göreve elimden geldiğince en iyi şekilde yapmaya çalışacağım. Hocalarıma yardımcı olmaya çalışacağım. Daima yanlarımda olacağım inşallah.
Teşekkür ediyorum tekrar. Emre inanılmaz iyi kaleci ve değerini bulamamış kalecilerden. Ama bizim teşekkür ederim. Milli karmamız bu kaleci konusunda inanılmaz şanslı. Emre Alev, Hakan Üzenan, Fatih Şimşek, evet, ondan sonra Selahattin Mutlu inanılmaz kaleci. Evet. Bunlar benim bu zamana kadar bu senden kaynaklanan evet, bir şey. Evet hocam. Bütün gelen kalecilerin hepsi çok iyi kalecilerdi. Yani Kastamonu'da Ferit, Ali Devrekli Ali. Evet. Yani Manisa'dan yine bir arkadaşımız kaleci Süreyya. Yani bu konuda hocam şanslıyız. Çok güzel. Evet, daha iyi kaleciler var yani. Evet. Evet, daha güzel kaleciler var. Hakan Özinan da şanssız bir sakatlık geçirdi. Evet hocam. Ama şimdi bizden ayrıldıktan sonra şimdi hocalık evet, yapıyor. Yani evet, ayrılanlar hepsi mesela bizim Necat abi. Bir de enteresan bir iş olanakları açılıyor yani bu şeyden. Bize evet, şu anda Çorum Spor'u çalıştırıyor. Evet hocam. Biz şimdi unutulmuşları tekrar gündeme getiriyoruz. Ya. Aynen öyle, aynen öyle. İnşallah hepsi iş yapsın İnşallah tabii. Çok yani o yönde milli karma bence çok zengin bir kaleci portföyüne evet, sahip yani hocam. Futbolcular değil bir de karakteristik özelliği aynen, çok ön plana evet, çıkıyor. Evet hocam. Cumhur hocam siz bölgeniz hakkında ne düşünüyorsunuz? Nasıl gidiyor maçlar? Valla bizim bölgemizde biraz çok biraz, özür dilerim. Biraz içeride konuşurken biraz hakemlerden yana bir şeyler söylemiştiniz. Ya hakemlerden yana bir şey söylediğimiz zaman takımların talepleri. Yani böyle çok genç hakemlerin evet, sürekli hata yapmaları ve futbolun içinden gelmiş, yıllarca futbol oynamış insanlara buna tahammül edememelerinden dolayı çok böyle tartışmalar falan oluyordu. Şimdi bunu biz çözdük. En azından bölgemizde çözdük. Çok güzel. Onun için zaten artık bu konuda biraz titiz davranıyor hakem arkadaşlarımız ve onları görevlendirenler. Daha çok klasmana giden hakemler geliyor. Bu sene öyle bir sorun yok. Bu toparlandı. Şimdi hakem komitesi başkanlığına başkanı çok iyi bir seçim yaparak Bülent Erdemir'i getirdi. Bülent Erdemir de konuya gerçekten çok hakim ve birebir bütün maçlarla ilgileniyor. Öyle değil mi başkanım? Evet, evet. Yani bütün her yer aranıyor, ilgileniyor. Daha iyi hakemler. Ama hakemler yani bir tek bizim değil. Süper Lig'in de sorunu yani. Dünyada sorun. Evet sadece. Yani maçtan sonra çıkıp da hakem hakkında ben hakemlerden yanayım. Hiç kusura bakmayın. Bir takım yani görmüyorum. İşte bir hakemsiz maç olmuyor. Rıza Çalınbay hocam falan o tipteki kişiler yani milyonda bir belki hakem hakkında ya konuşurlar ya konuşmazlar ama geri kalan bütün kesim yenildikten sonra hemen hakeme bir yüklenme hocam, şeyimiz var. Çok genç çocuklar veriliyor. Ben Bakırköy'deyken şöyle bir şey yapıyordum Cumhur hocam. Maçlar başlamadan önce hakemlerin yanına gidiyordum ve bizim ligimizi anlatıyordum onlara. Yani 5-10 dakika sularını götürüyordum. Bir şey ihtiyaçları var mı diye soruyordum. Ondan sonra ligimizi anlatıyordum. Futbolcuların ruh yapılarını anlatıyordum. Nasıl davranmaları gerektiğini söylüyordum onlara. Yani böyle bir ufak bir 5-10 dakika briefing gibi bir şey veriyordum. Etkili oluyordu da. Ya aslında hakemler kötü değil bakın. Yani hata futbolcu da yapıyor, hakem de yapıyor. Ama biz bazen çok abartıyoruz. Yani hatayı bilinçli yapmıyor kimse. Yani aynı hata rakibe de yapılıyor, size de yapılıyor. Ama biz biraz büyütüyoruz. İnsandır yani hata yapacak. Biraz daha biz bunları olumlu karşılamalıyız. Bunlara nasıl genç futbolculara destek oluyorsak genç hakemlere de destek olmalıyız. Evet, çok güzel. Çok güzel. Tebrik ediyorum sizi. Çok doğru bir şey. Bizim yardımcı olmamız lazım. Halil hocam, sizin bölgeniz hakkında biraz bilgi alalım. Severek. 4 yıl önce Kenan Başkan'la tanıştığımızda 6 takımla katıldık. Onun tadını aldık. Bir sonraki yıl sayıyı artırdık. Bu yılda geldiğimizde 6 şehirli bir Batı Karadeniz'den 15 takım çıkarma şansı çıkarttık. İki gruba ayrıldık. Konuşmamın başında da bahsettiğim gibi Zonguldak şehri çok teşekkür ediyoruz. Hem kendisi hem Ereğli'den iki tane takım. Ereğli Master'lar ve Sevgi Barış Dostluk Master'lar. Evet. Alaplı benim yüksek okul okuduğum yer. Yine katıldılar sağ olsun. Devrek 30-40 bin nüfuslu bir şehrimiz. Karşıyaka ve Veli Restoran diye iki takımla katıldı. Onlara da yine katkı verdikleri için teşekkür ediyoruz. Yine Çay Cuma ilçemiz yardımcı oldu bize sağ olsun. Sonra Kastamonu köklü bir şehir zaten. Bahsettiğiniz Ferit abinin takımı. Evet. Lige de renk katıyorlar. İyi de bir kadro yaptılar.
Karabük'te biz yaşa yaşa 4 yıldır varız. Elite Master'lar diye yeni bir takım kurduk. Genç bir arkadaşlarımızın oluşturma. İyi bir kadroları var. Aydınlı Gevler diye bir takımımız var. Mahalleden oluşan ama hepsi sporu seven. 40 yaş üstü arkadaşlarımız. Skora bakmıyorlar. Çok iyi bir oluşum yaptılar. Sağlık veteranlarda Erhan doktorumuz sağ olsun, o da elini taşın altına soktu. Onlar da skora bakmaksızın bir şeyler yapmak istiyorlar. Düzce'de Akçok Hoca'yı biliyorsunuz. Erkin. Evet, Erkin Hoca. Yani, bir çok özür dileyerek lafınızı keseceğim. Erkin Hoca'yı buradan tebrik etmek istiyorum. İlk defa sizi yendiler galiba. Evet, yani lig kurulduğundan beri ilk defa evet. Karabük'ü yendiler. Tebrik ediyorum. Öyle bir yenilgi hayırlar olsun diyelim. Ama bakın ne kadar güzel bir yol açıldı. Önemli olan bu dostluğu kaybetmemek. Evet, yani hepimizin birbirine karşı samimiyeti olması gerekiyor. Bodrum'a gittiğimde bir evim var demem. Evet, işte evet. İstanbul'a evet. Geldiğimde Emre'yi görmem. Ayancı'ya gittiğimde Cumhur Hocam'ı görmem. Yani bunlar bir dostluktur zaten. Kesinlikle. Yani 15 takıma geldik. Çok iyi futbolcularımız da var içlerinde. Zaten zaman zaman çağırdığımız isimler vardı. Bu isimlere inşallah birkaç isim daha ekleriz. Daha da güçlendiririz milli karmamızı. İnşallah. Batı Karadeniz Veteranlar Ligi'ne dolu dizgin bir hafta. Evet, çok teşekkür ederiz. Çok kalıcı dostluklar oluyor Halil Hocam. Yani bir sürü kapılar açılıyor dediğiniz gibi. Evet, evet. Fakat bizim İstanbul olarak biraz şeyimiz var. Biz ağırlamakta biraz kusur işliyoruz gibi geliyor bana. Ama bizim İstanbul şehrini biliyorsunuz. Yani bir yere gitmek bile büyük bir problem. Ayrı bir ülke gibi yani. Ayrı bir ülke gibi. Yani biz orada ağırlandığımız gibi maalesef ağırlayamıyoruz. Bunun için de ben... Anadolu beklemesin. Evet. Evet, yani herkesten çok özür diliyorum. Ben orada yaşadığımı burada maalesef yaşatamıyorum. Yani elimizde olmayan... Anadolu'nun kendi yerine orijin hareketleri var. Bu da normal yani. Evet, evet. Tanju abicim, şimdi bölgeye geçmeden önce Bodrum'da neler oluyor Tanju abi? Yani kaç tane takım oldunuz? Ben biraz ara verdim, kafam karışıyor. Yani hangi Bodrum'u takip edeceğimi şaşırıyorum. Biraz bilgi verir misin Tanju abicim? Tabii Alpay Hocam, memnuniyetle. Şimdi biz 2014 yılında eski futbol oynamış arkadaşlardan kurduğumuz bir Bodrum Master'lar vardı ve lige katıldık. Ve gayet iyi bir dostluk, iyi bir arkadaşlık çerçevesinde giden bir oluşumuz vardı. Tabii zamanla bir yıl geçti, iki yıl geçti. Bazı arkadaşlar hep takım kuralım ayrıldılar. Kalabalıklaştık yani. Çünkü bu TMF'li hakikaten çekiyor insanları. Kahve köşesinde oynayan, futbolla yani oynamış, bırakmış ama... Ne bileyim işi gücü olmayan ama görünce iştahlanıyor herkes yani. O geldi, bu geldi. Tabii takımlar çoğaldı. Şu anda biz Bodrum'da 4 tane takım var. Biz Bodrum Veteranlar olaraktan bu sene yine yeni bir oluşum içerisindeyiz. Yeni bir takım kurduk. Eski arkadaşlarımız var. Onlar Muğla Ligi'nde devam ediyorlar. Yani herkes Marmaris var. Hocam Fethiye var. Onlar da kendi liglerinde oynuyorlar. Onlar da hepsinde değerli futbolcu arkadaşlarımız var. Hepsi iyi şekilde gidiyor. Bodrum bu şekilde evet, devam ediyor. İnşallah evet. Seneye onları da bizim ligimize katacağız. İnşallah, inşallah. Hepsi sevdiğimiz, değer verdiğimiz arkadaşlar. Evet, yanımıza görmekten çok mutlu olacağız. Evet. Sayın Başkanım, bu bölünmeler arasında ne diyorsunuz? Siz bu konuda tecrübelisiniz. Biraz fikrinizi almak istiyorum bu konuda. Demek ki biz güzel şeyler yapıyoruz ki bölünüyorlar. Yani ne diyeyim bölünmelere? Şimdi arkadaşlar bakın, biz kurumsallık için elimizden geleni yapıyoruz. Yapmaya da gayret ediyoruz ve yaptık da, başından beri yaptık. Ama şu var, yalan furyası çok var. Gerçekten çok var. Ne bileyim yani, biz şimdi bir ağız kullanamıyoruz. Biz neyse onu kullanıyoruz, ne söylüyorsak onu yapıyoruz zaten. Bakınız, biz bu sene yapacağımız hizmetlerle beraber şampiyona maliyetimiz 180 bin lira. Türkiye Şampiyonası'nın maliyetimiz. Takımlara ödüllerimiz var. Bölge şampiyonlarına iki kişi konaklatacağız. Yani diyelim sen bölge şampiyonu oldun. Örnek veriyorum. Bodrum bölge şampiyonu oldu. İki kişi 7 gece biz konaklatacağız. 7 gece ne demektir? 14 kişi demektir. Türkiye şampiyonu olan takım, şimdi bölge şampiyonlarını her bölge, 8 bölgemiz olduğu için her bölge şampiyonları ikişer kişi konaklatacağız. Onda bir şartı var. Onu da biraz sonra açıklarım. Ve Vatan Kupası şampiyonu, Türkiye şampiyonu, Federasyon Kupası,
Bunların da ayrı bir ödülü var. Ne var? Türkiye şampiyonu olan takım 10 kişi ağırlayacağız. 10 kişi 7 geceden ne yapar? 70 kişi yapar. Vatan Kupası 6 kişi ağırlayacağız. 6 kere 7 ne yapar? 42 yapar. Aynı şekilde de Federasyon Kupası'nda 4 kişi ağırlayacağız. 7 geceden ne yapar? 28. 28 yapar. Büyük maliyetler. Yani bunlar bir maliyettir. Evet. Kaldı ki bunun kupası var. Bunun internet televizyonu var. Bu sene de zaten yayınımızı iki televizyonda yapacağız. Birisi 3 tane finalimizi TV52 yayınlayacak. Vatan Kupası, Türkiye Şampiyonası ve Federasyon Kupası ilk kez bu şekilde tek final veriyorduk. 3 finalde televizyonda canlı vereceğiz. Artı bir televizyonumuz da aynı şekilde canlı olarak verecek. Dediğim gibi şampiyonada çalışan ekiplerimiz en aşağı 12 kişi var. Bunun görseli var. Bunun ekstra çalışmaları var. Yani kolay şey değil bunlar. Kaldı ki biz elimizden geldiği kadar hizmet etmeye gayret ediyoruz. Ve bunun lig öncesi biz yaklaşık bir abartmayacağım ama biz bir 8000 kilometre yaptık galiba. Değil mi? Başkanım Ayancağı da geldik. Evet, şuraya da geldik. Dönemleri çok iyi hatırlıyorum. Yani her sezon başı bunu yapıyoruz. Evet. Şimdi de iki kere Antalya'ya gittik. Otelle sözleşme yaptık. Artı şimdi bölgelerimize gidiyor. Ege bölgesine gittik. Batı Karadeniz'in bir bölümüne gittik. Şimdi Batı Karadeniz'in öbür bölümüne gideceğiz. Mavi gruba gideceğiz. Orta Karadeniz bölgesine gideceğiz. Doğu Anadolu'ya gideceğiz. Doğu Karadeniz'e gideceğiz. Yani bunlar kolay işler değil. Çok zor. Ama sosyal medyada sallamak kolay. Dilin kemiği yok derler. Her yere döner. Ama icraata gelince kolay iş değil bu işler. Evet, başkanım. Yani bu İstanbul'da yapmaya veya ne bileyim bir bölgede yapmaya benzemez bu işler. Anlatabiliyor muyum? Evet. O yüzden biz elimizden geleni yapmaya gayret ediyoruz. Kiminle yaptığı bizi ilgilendirmiyor. Önemli olan bizden sorumluyuz. Bizim ne yaptığımız önemli. Bizim vicdanımız rahat. Biz gidip de kimsenin kapısına ya burası çok iyilik, burası iyi federasyon, şu bu demeyiz. İnsanlar yaptığımızı takdir ederse, görürse takdir onları. Gelirlerse başımız önünde yeri var, gelmezlerse yolları açık olsun. Evet. Hepsi bu yani yapacak bir şey yok. Ama yalan diz boyu. Yani sonradan ortaya şey çıkıyor. Şimdi her şey burada konuşulmuyor. Yani geçen de birkaç takım aradı beni böyle. Ben de güldüm. Beter ol dedim yani. Açıkçası bu. Onun için biz işimizi yapacağız. Elimizden geleni yapmaya gayret edeceğiz. Bak burada ne güzel bir camiayız. Hepimiz hizmet için. Rize'den geldi, Ege'den geldi. Yani her yerden gelen insanlarımız var. Her bölgeden gelen insanlarımız var mı? Ki demek ki burası bir boş yer değil. Hocam nereden geldiniz? Ege'den geldiniz. Orta Karadeniz'den geldiniz. Rize'den geldiniz. İşte Karabük, Bodrum'dan yani. Diğer arkadaşlarımızın mazeresi olmasa onlar da gelecekti. Ya demek ki burası iyi bir yerde. Bu lig benim şahsi ligim değil veya Mustafa Ekşioğlu'nun şahsi bir ligi değil. Burası Türkiye Basra Veteran Futbol Federasyonu ve kurumsal bir federasyonuz biz. Şu kurumsal bir federasyon. Anlatabiliyor muyum? Bugün seçme seçilme hakkı var herkesin. Ben takımlarımıza şunu söylüyorum. Dernek olun, gelin, üye olun, seçme ve seçilme hakkınız olsun. Yarın bir gün genel kurulu olduğumu ben bak açık açık bunu tekrar açık açık söylüyorum. Genel kurulda beni seçmedi. Ben gitti güle güle. Öyle mi? Bitti. Yani. Hani göstersinler bana o zaman dernek olduğunu göstersinler ya. Ben diyor ki Türkiye Federasyonu. Neyin Türkiye'sin sen ya? Ben oraya ibare almışım bakanlık yetkisiyle. Ben almışım Türkiye Masra Veteranlar Futbol Ligi ibaresi almışım. Türkiye Masra Veteranlar Futbol Federasyonu ibaresi almışım. Yani kolay iş değil bunlar. Evet, onun için ben yalana kızıyorum. Hani biraz yükseltiyorum volümü ama yani anlatmak istediğim bunlar. Hayırlısı olsun. Başkanım teşekkür ederiz. Bu konuyu Türkiye Şampiyonası bölümünde daha detaylı konuşuruz. Şerafettin Hocam şöyle sıradan gidiyorum. Foça ile ilgili Foça böyle Antalya'ya falan ailece gidip gelen böyle harika bir organizasyona sahip. Bu bütçeleri falan nasıl ayarlıyorsunuz Şerafettin Hocam? Bütçeden önce ben değineyim. Bunu biz, yani biz değil de tüm veteranlar ailesi biraz da zevke ve eğlenceye dönüştürmek için de bir çabalarımız var. Düşünün, bir hafta çalışıyor insanlar, bir hafta sonu tatili var. Hafta sonu tatilinde tabii bir futbol müsabakası var yine. Tabii evdekiler isyan ediyor
durumu. İşte bunların biraz daha böyle bir eğlenceli hale gelmesi için mesela bizim Ege bölgesinden ben örnekler vereyim. Foça'nın hafta sonunda Bodrum'la maçı var. Yani Foça ailecek Bodrum'a gidiyor. Bodrum'da. Evet hocam. Aynen bizde. Değil mi? Yani aynen bizde. Orada evet. O günü orada geçiriyorlar. Çok evet. Güzel çocuklar aileler geçiyorlar. Çok iyi oluyor. Bodrum'un güzel ve gezilecek yerlerini geziyorlar aileler. Bizler de orada futbol müsabakası yapıyoruz. Herkes de memnun oluyor. Bunu tabii daha yaygınlaştırmak istiyoruz. Bir de bunun şampiyonadan sonra da Antalya'sı var. Antalya'da biliyorsun herkesin böyle bir celbeden bir merkez. Antalya turizm merkezi. Evet. Orada otellerde gidip de şampiyonada ailecek gidiliyor. Ailecek gidip de oradaki siz söylediğiniz gibi işte Foça'da daha biraz daha bunu biraz daha karnaval halinde çok güzel oluyor, evet. Yapıyor bunu. Orada ailecek gidip hem eğleniyorlar hem de öyle bir musabakası yapıyorlar. Bunda zevkle ben bunu da öneriyorum zaten. Bu Maskalar ve Veteriner Ligi'ni böyle bir aileleri de bu işin içine katmamız gerekir. Aileler de olması gerekir. İşte bu deplasmanlara giderken onların da hafta sonunu böyle değişik geçirmek için daha renkli hale getirilmeli. Evet. Siz daha iyi olur. Dediğiniz gibi karnavala çeviriyorsunuz. Evet. Hanımlar da futbolu çok seviyor. Evet, bir iki kere işte bu şeydeyken maçlarınıza gidip gelme imkanım oldu. Gerçekten çok hoşuma gitti. Keşke bütün takımlar sizin gibi hanımları da aileleri de organizasyon işine dahil edebilseler. Şimdi bir söz alayım hemen. Koordinatörümüzden bize gelmiş. Telefona geldi. Hemen onu sıcak olarak söyleyeyim hocam. Kanaman'la olumlu haber almış. Muş'ta bir organizasyon olacakmış. Niğde'de, Çankırı'da Haziran'da olacak. Bir de Bosna. Yani anlayacağın trafik çok yoğunlaştı. Öbür söylediklerinizden farklı. Talip Bey yazdı koordinatörümüz de. Orada bir bilgi sen olarak vereyim dedim. Bütün size. Teknik heyeti şu anda başkanım paniğe sevk ettin yani programda. Daha ayaklarını tozuyla ne yapacaklar? Ya, şey yok. Bu teknik heyet, bu tecrübesiyle, bu şeyle her şeyin üstesinden gelebilecek teknik heyet. İnşallah. Evet Mustafa hocam, heyecanlı biraz yendin mi? Mustafa hocam lütfen sesin çıksın. Evet, yüz ya sen istiyoruz. Normalde yüksek sesle maçların içinde türbünden sesin gelir yani. Hocam şunu söyleyeyim öncelikle yani saha içinde olmak daha rahat bence. Bir de hocam yor yorgunuyuz. Evet evet doğru haklısınız. Evet. Ancak gelebildik. Bölgeniz futbolu çok seviyor Mustafa hocam. Aşırı derece seviyor hocam da biz de şimdi bir ayrı bir oluşum olmuş. Ondan dolayı bu sene çalışmalara hız verdik. Seneye yine 10-15 takım yaparız diye düşünüyorum. Onlar da arkadaşlarımız, dostlarımız. Hepsine evet, çok evet. Selamlar iletiyoruz buradan. Aynen. Doğu Karadeniz'de. Pazar, Doğu Karadeniz. Şimdi pazar küçük bir ilçe. 3 tane takım var bizde. Bir takım daha çıkar. Ama kaynaşmamız, diyalogumuz yine çok iyi. Yani geçen hazırlık maçı bile yaptık mesela. Yapıyoruz biz her zaman için. Sene için yatırımımızı yapıyoruz. Mustafa hocam pazar nasıl gidiyor? Nedir durumunuz şu anda? Şu anda sizin gruptan iki takım var. Çıkacak herhalde bildiğim kadarıyla. İki takım çıkacak. Maç eksiğimiz var. Bir de bay geçiyoruz. Şu anda 6 puan önde bizde Artvin. Ama Artvin'le oynayacağız. Sizin maç eksiğiniz var. Yani bir maç eksiğimiz evet. Var. Bir de bay geçecek Artvin. Yani kafa kafaya ama bizim için önemli olan birlik beraberlik. Diyalogumuz çok iyi. Yensek de yenilsek de birbirimize sarılmasını biliyoruz. Birbirimize ondan sonra yemeğimizi yiyoruz deplasmana gidince. Gelince biz yediriyoruz. O tip şeyler de oluyor yani. Çok güzel bir şey yani. Şu anda yeni bir takımımız var Kemal Paşa. Çok heves. Yani bir an evvel Antalya'ya da gitmeyi düşünüyorum. Kemal Paşa'ya da hoş geldin diyelim o zaman. Hoş geldin. Selamlar. Cumhur hocam sizin bölge maçları karışık ama ilk önce yönetmenim uyarıyor beni. Bir reklama gitmek zorundayız. Daha sonra sizin bölgenizle ilgili birkaç sorum olacak. Bir reklam arası veriyoruz. TV52 yüksek çözünürlüklü HD yayına geçti. Tüm kullanıcılarımızın
alıcıların uydu alıcılarına yeni frekansları girmeleri ya da otomatik taratmaları gerekiyor. Yeni frekanslarımız frekans 12.685, sembol 27.500, polarizasyon yatay. Gerçeğe dönüştürmek zor. İstemek kolay. Birikim yapmak zor. Ordu'nun eşsiz doğasında, üniversiteye komşu, benzersiz bir hayatı yanı başınıza getiren Nordlof Taki Yener konutlarıyla kalıpların ötesinde yepyeni bir yaşama hazır olun. Şimdi 129 bin liradan başlayan fiyatlar 80 bin lira peşin aylık 1000 lira sabit taksit seçenekleriyle. Üstelik banka yok, faiz yok, kefil yok, ev sahibi olmak var. Nordlof Taki Yener Konutları. GRP Gayrimenkul Güvencesi'yle. Bilgi telefon 888 18 18. Müjde! Yeni yılın yeni hediyesi Ordu Birlik ve Prens Kale'de. Ordu Trabzon seferleri başlıyor. Yılların ve yolların tecrübeli firması Ordu Birlik artık Prens Kale ile Ordu Trabzon yollarında hizmetinizde. 1 Ocak 2020'den itibaren her gün sabah saat 6.30 ile 11.30 saatleri arasında ve Trabzon'dan gelen Prens Kale 12.30 ile 17.30 saatleri arasında saat başı hizmet verecek. Trabzon'dan da aynı saatlerde Ordu'ya ulaşım sağlanacak. Özellikle üniversite öğrencilerine büyük kolaylık sağlayacak bu seferler, tecrübeli ve güvenilir personelleriyle siz değerli müşterilerine servis hizmeti de verecektir. Tüm halkımızı bu hizmet ve yolculuk deneyiminden yararlanmaya davet ediyoruz. Bahar İnşaat'tan yeni yıl fırsatı. Birinci sınıf kaliteli malzemeler kullanılarak özenle yapılmış projede tamamı bitmiş 123 metrekare 2 artı 1, 157 metrekare 3 artı 1 normal daireler ve 210 metrekare 4 artı 1 dubleks daireler satışa çıkarılmıştır. 750 metrekare dükkan katı da kiralıktır. Fatsa'nın merkezinde Dumlupınar Mahallesi'nde Sevgi Caddesi'nde bulunan projede sınırlı sayıda olan daireleri kaçırmamak için acele edin. 0534 424 4971. Sevgiyle atılan güçlü temel. Bahar İnşaat. Özlemle başlar yolculuklar. Ardında bıraktığın her an heyecanın artar. Gözlerinin buluştuğu her manzara konuşturur içindeki seni. Ve yaklaşıyorsun seni sen yapan değerle kucaklaşmaya. Nişanlara mı baktınız? Evet. Onlar evde yok, Ankara'ya gittiler. Teşekkürler. O halde sözün bittiği yerdesin. Sevgiyle verilen hizmetin, sıcak bir tebessümün, kaliteyle sunulan samimi durağı. Biz sizden biriyiz. Biz bir aileyiz. Sizi sizden çok düşünecek yepyeni bir arsa ofisi. 52 Arsa Ofisi.
Birikimlerinizi 25 yıllık güvenle kazanca çeviriyoruz. Burası öyle bir konum ki E5'e ve E6'ya aşağı yukarı her ikisi de 7-8 dakikalık bir mesafede. Sola tarafta döndüğünüz zaman görmüş olduğunuz gibi zaten arkamızda deniz var. Çorlu Havalanı'na çok yakın bir mesafede. Çerkezköy gişelerine çok yakın. İnanılmaz bir lokasyonda 300 metreden başlayan parsellerimiz. İstiyoruz ki 52 arsa ofis olarak bütün vatandaşlarımızı sattığımız yerlere ya da satacağımız yerlere direkt arabayla vatandaşımızı götürdüğüm zaman arsasının üzerinde alacağı yerin üzerine çıksın, bizzat kendisi canlı yerleri görsün diyoruz. Silivri, Tekirdağ, Kırklareli'den başlayıp Edirne'ye kadar her bölgede arsalarımızla hizmetinizdeyiz. Yatırım mı yapmak istiyorsunuz? Son 10 yılın en çok kazandıran yatırımı arsa yatırımı. O zaman 52 arsa ofisi olarak istediğiniz, beğendiğiniz yerden imarlı ifrazlı arsaları çok uygun fiyatlarla sizlere sunuyoruz. Yer tek kelimeyle muhteşem. İlk defa bir araziye geliyorum. İlk defa bir arsa için geliyorum. Otobanın kenarında hemen yan tarafta gölet, hemen sağımda havalanı. Ve hemen sol tarafta deniz. Deniz şehire yakın ve köyün bitişi, yani uzak değil, ben öyle ormanlarda dağ tepe sandım yukarılarda. Ama muhteşem, havalanı gibi dümdüz, yazın mükemmel bir havası olduğunu buranın biliyoruz. Burayı çok sevdim. Sanayi alanları için ya da çiftlik kurmak için arsa isteyenlere de en uygun yerlerde yine uygun maliyetlerle arsalarımız sizleri bekliyor. Nasıl ve hangi ölçülerde yer istiyorsanız siz arayın, biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürelim. Küçük birikimlerinizi ileride büyük kazançlara dönüştürmek istiyorsanız Toprağın Bereketi 52 Arsa Ofisi en doğru adres. Ben köyde yetiştim. Resmen bana köyümü hatırlattı. Biz memur kesim olduğumuz için fırsatları kesinlikle kaçırmayız. Zaten hoşuma gitti. Burada belgeleri de var. Şuradan ben gelmişken almayı düşünüyorum zaten. Üstelik yarısı peşin, vade farkı olmadan, yarısı taksitle. Tapu masrafları da 52 arsa ofisinden. Ve yine her türlü araç takası, daire takası değerinden alınıp sizleri toprak sahibi yapıyoruz. Haftanın her günü ücretsiz servislerimizle sizleri arsalarımıza götürelim. Hep beraber güzel yarınlara, çocuklarınıza güvenli bir gelecek bırakmak için. İlk önce vatandaşımızın gönlünü kazanmak istiyoruz. Bizim için ilk etapta tabii ki para kazanmak çok önemli. Herkes para kazanmak için yapıyor. Ama biz paradan ziyade ilk önce bize güvenen insanların, arkamızda koskoca bir 25 yıllık TV52 ekranları var. 25 yıllık bir geçmişin şirketin bünyesinde yapacağız bu işleri. Onun için hiç vatandaşın bu iş tamamıyla güven işi. Vatandaşın aklına zerre kadar şüphe duymayacak bir şekilde yapmaya gayret ediyoruz. Yapacağız da Allah'ın izniyle. Güvenin simgesi 52 Arsa Ofisi. Hemen arayın. 0216 396 52 52 0532 517 97 36. Toprağın Bereketi 52 Arsa Ofisi. Sefa Merve'de bereketli cuma fırsatı. Sefa Merve kaban 70-83 euro, Sefa Merve mont 50-16 euro. Mobil uygulamayı indir, fırsatları kaçırma. Hazırlanın, taşınıyorsunuz. Prestij, kalite, konfor hepsi tek bir çatı altında. Adalı Gayrimenkul, hayallerinizin ötesinde yaşam alanı, turkuaz evlerini gururla sunar. Bahçemiz şehir parkıyla yarışıyor. 7300 metrekare alan üzerine %80'i yeşil projemiz sizi ve ailenizi çok mutlu edecek. Gelin turkuaz evlerini yakından inceleyelim. Fore kazık temel sistemi, çift asansör sistemi, asmolen döküm, balkonlarda televizyon ve ısıtma sistemi, %80 sonrası ürün beğenme fırsatı, kara sıvayla birlikte mantolama, ödüllü peyzaj, tüm blokların altında sosyal tesis ve misafir otoparkı, kiler, ütü odası, giyinme odası, basketbol sahası, çocuk havuzu, çocuk oyun parkı ve çok daha fazlası burada. Örnek dairelerimizi görmeden ev almaya karar vermeyiniz. Adalı, kalite ve estetiğin mimarı. Sevdiklerinize aldığınız o hediye kutusu var ya, hani taşınırken ihtiyaç duyduğunuz koliler.
ayak altında olmasını istemediğiniz eşyaları koyduğunuz kutular. Tüm o koruyucu ve aynı zamanda özel ambalajların arkasında bir isim var. Özşahin Ambalaj. Özşahin Ambalaj sektörde yaklaşık 20 yıla yakındır sizlere hizmet sunmanın mutluluğunu yaşıyor. Teknolojik gelişmeleri yakından takip eden Özşahin Ambalaj, geçen yıllar içerisinde hizmet kapasitesini ve üretim kalitesini sürekli artırarak yoluna başarıyla ve gururla devam ediyor. Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederiz. Özşahin Ambalaj, koli bizim işimiz. Doyumsuz seyredebilmek orduyu, doğan güneşi, yağan yağmuru, buram buram kokan toprağın kokusunu seyredebilmek, boylu boyunca Karadeniz'in mavisini, ordunun yeşilini, sarısını, morunu, beyazını, her halini seyredebilmek. Kayıp giden zamanı, iyiyi, güzeli, insanı seyredebilmek, hayatı en doğru yerden. Seyir Park, Şahincili'de yükseliyor. Sefa Merve'den bereketli cuma fırsatı. Sefa Merve tunik 11.78 euro, Sefa Merve elbise 20.65 euro. Mobil uygulamayı indir, fırsatları kaçırma. ...2019'un başarı ödülleri sahipleriyle buluşuyor. İş, sanat, siyaset, spor ve medya dünyasının yıldızları 2019 yılı başarı ödüllerinde bir araya geliyor. Görkemli bir tören, muhteşem gala yemeği ve sürprizlerle dolu bir gece. TV 52 canlı yayınıyla birincisi düzenlenen TV 52 başarı ödülleri 24 Ocak 2020'de TV 52'de. Evet, programımızın ikinci bölümünde tekrar birlikteyiz. Cumhur Hocam'da kalmıştık. Kendisine bölgesine değerlendirmesini söyleyeceğim. Yalnız ondan önce aklıma bir şey geldi Cumhur Hocam. Biraz Ayancık'la ilgili, yani bu futbolla ilgili ilk kurulan takımlardan falan diyebiliyorum ben. Onunla ilgili biraz bilgi verebilir misiniz? Hocam Ayancık Spor gerçekten Türkiye'nin en eski kulüplerinden, yani ilk 20'ye giren kulüplerinden. 1924 ile 28 yılları arasında Ayancık'ın içinde... Çok özür dilerim. 24-28 yılları arasında Ayancık'ın içinde işte yabancı yatırımcılardan ötürü... mahalle futbolu gibi aralarında maç yaparak başlamış. 1928 yılında da federasyonu ihraç etmişler. 1931 yılında kabul edilmiş. Yani Ayancık Spor'un kuruluş yılı 1931. Artı küçük bir şehir olmasına rağmen Türkiye'nin en modern altyapı olarak da işte sosyal yapısı olarak da en modern şehirlerinden bir tanesi. Çünkü Türkiye'ye ilk yabancı sermayenin girdiği ilçe Ayancık. Birçok ilkler var aslında. Rekorlar kitabında da var bu. İşte kilelerin icat olması. Yani futbolda kale direklerine şu an yapılan filelerin daha önce çıtadan. Evet. Orman bölgesi olduğu için, orman sanayi çok ileride olduğu için çıtadan kafes gibi şey yapmışlar kale direklerine. Gol olduğu belli olsun diye. Sonra bu tabi balık ağına dönmüş. Sonra günümüzdeki filelere dönmüş. İngilizler tarafından geliştirilmiş. Bu da rekorlar. Ayancık bunun öncülüğünü yapmış. Evet. İşte 1924'ten sonra tenis kortları varmış. Türkiye'nin hiçbir yerinde yokken Ayancık'ta tenis kortları. Bayan voleybol takımı. Bunun yanında tabii futbolda ön plana çıkmış. Yani bir spor şehrinden geliyoruz. Evet. Sporu herkes seviyor orada. Birçok branşta da şu an spor faaliyetleri devam ediyor. İşte kültürel alışveriş dediğimiz şey bu. İşte Ayancık'la ilgili başkanım benim yaşını hiç ilk defa duyduğum şeyleri duyuyorum. Peki bölgeyi değerlendirmek gerekirse birbirine yakın takımlar var. Bildiğim yani kadarıyla Cumhur Hocam. Herkes herkesi yenebilecek. Evet öyle. Biraz Samsun bunun siz dışında. Siz 1-0 yenildiniz herhalde Samsun'a. Herhalde evet. Samsun'a en çok zorlayan takımlardan bir tanesisiniz.
Ama tabii Samsun'un gerçekten kadrosu çok iyi. Çok geniş bir kadrosu var. Ben size bir tüyo vereyim. Devre arasında acayip transferler geliyor Samsun'a. Yani biliyoruz, biliyoruz. Zaten birçok takımım var. İşte Çorum veteranlar gerçekten. Evet, Çorum'da çok eski ve köklü bir takım veteranlar, evet, liginde. Çok iyi takım. Evet. Ümye iyi. İşte Bafra Spor çok iyi. Yani Bafra'nın veteranları da her yıl ligin iddialı takımlarından. İşte biz varız. Mütevazi kadrolarına rağmen Boyabat veteranlar ve Durağan veteranlar gerçekten şevkle onlar da bu sene yeni katıldılar. Onlara da hoş geldiniz diyoruz. Herhalde takviyeler yapacaklar. Yok, onlar da ikinci sene olacak. Aldığımız duyumlara göre biraz yeni lisanslarla yeni arkadaşlar katılacak onlara. İkinci yarı çok daha güzel, çok daha zorlu bir lig olacak. Çünkü bizde gerçekten herkes herkesi yenebiliyor. Çok her hafta sürprizler oluyor. Bütün takımlara başarılar diliyoruz. Teşekkür ederiz. Emre Hocam, şimdilik Çekmeköy'desin. Evet hocam. Daha önce karmayı aldığımızda Murat Özcanlar'la, Erkanlar'la beraber koz yatağındaydınız. Evet hocam. Sizin grup gerçekten çok zor. Evet hocam. Yani birbirine yakın takımlar değil mi artık? Aynı takımlar neredeyse. Evet. Büyük bir çekişme var. Nasıl değerlendiriyorsun? Şimdi hocam biz Marmara bölgesinde beyaz grupta 8 gruplu grupta mücadele ediyoruz. Söylemiş olduğunuz gibi Ümraniye, Dudullu, Çekmeköy birçok takım birbirine denk ve kuvvetli takımlar. Ama biz de tabii boş durmuyoruz. Devre arasında da antrenmanlarımız, hazırlık maçlarımız devam etti. Bir iki takviyemiz oldu. Biz de çok kaliteli bir ekibiz. Uzun süredir beraber oynayan, birbirini tanıyan oyunculardan oluşan bir ekip. Biz şu andaki puan durum sıralamasında ikinci durumdayız. Bu Ümraniye da birinci şu Ümraniye anda. Sizin maç eksiniz yok. Maç eksimiz yok hocam. Bizim sadece fair play ruhuna dayanan bir yapmış olduğumuz olaydan dolayı biz ikinciyiz aslında. Selimiye maçında bir oyuncunun sakatlanmasından dolayı çok güzel, gol pozisyonundan. Evet, evet, zaten bizim de görmek istediğimiz, dostluk çok, adına, çok maçlar güzel, adına görmek güzel istediğimiz bunlardı. Bunların olmasını biz Korner de istiyoruz. Korner atışıyla başladı herhalde oyunu. Evet hocam biz atağa çok kalkmıştık. Tebrik sol ediyordum. Arkadaşın ismini atakta unuttum. Buradan kendisine sevgilerimi, saygılarımı. Evet. Neydi arkadaşın ismi? O sizin şeyi, pozisyonu. Evet. Feypi'ye ödülünü yaratan. Ben de şimdi siz de öyle söyleyince birden ben de duraksadım. Ne unuttum ben de hocam. Tamam. Evet. Tebrik ediyoruz. Evet bunu hocam, tebrik ediyoruz tekrar kendisini. Biz de söylemiş olduğumuz gibi yani bu maçlarda bu türlerin olması lazım. Evet. Dostluğun pekişmesi, fair play ruhunun ön planda olması lazım. Dediğiniz, söylemiş olduğunuz gibi zorlu bir gruptayız biz de. Ama tabii sonuna kadar dostluk içinde, fair play içinde mücadelemizi yapacağız. Yani böyle basit şeylerle, ucuz olaylarla puan almanın derdinde değiliz. Evet. Diğer grupta keza öyle. Marmara kırmızı grupta 9 takımdan oluşuyor. Orada da Kırklareli, Turgay Kaptan'ın takımı ve Bosporus ve diğer takımlar bayağı mücadele içindiler. Puan fazlasıyla Bosporus'un bir avarajlı bir liderliği var orada şu anda söz konusu ama tabii Kırklareli'nin bir maçı eksik orada. O da bugün oynanacak sanırım. Onun oynanması sonucunda orada da biraz puan durumu şekillenecek. Zorlu bir gruptayız. Biz de gene her sene olduğu gibi tabii şampiyon olmak istiyoruz. Antalya'daki hedefimizi, çıtayı yükseltmek istiyoruz. Antalya'da da şampiyonluk istiyoruz ama diğer bölgelerden tabii ve bütün takımlar çok kaliteli takımlar olduğu için, çıtada yükselmiş olduğu için çok kaliteli, çok zorlu rakipler var. Mücadeleler çok daha çetin geçiyor ama bu daha çok zevk katıyor. Biz de inşallah orada başarımızı yükselterek daha iyi bir hedef yapmak istiyoruz. İnşallah hayırlısı olsun. İnşallah, inşallah. Şimdi Kırklareli dedin de buradan evet, Turgay Kaplan'a selamlarımızı gönderelim. Evet. Şimdi orada enteresan bir olay var. Gene milli karma ile alakalı. Evet. Turgay'la Ercan Üner milli takım karma kampında tanıştılar. Evet, arkadaş oldular. Ercan şeyde oynuyor, Arnavutköy'de. Turgay Kırklareli'nde oynuyor. Evet hocam. Şu anda ikisi acayip bir dostluğu var. Şimdi ikisi de aynı takımda. Ercan burada maça Kırklareli'ne gidiyor. Evet. Öyle bir yani, dostluk pekiştirdiler. Yani bunun gibi bir sürü örnekler var. Evet. Çok hoşuma gidiyor. Bir de orada Ahmet Filiz arkadaşımız var. Bir ameliyat geçirdi. Onlara da acil şifalar diliyorum buradan. Şerafettin abi, şimdi programın başında şey demiştim. Bülent Yelkenci sezonundan bahsetmiştim. Evet. Bülent Yelkenci senin çok eskiye dayanan bir dostluğun var. Aslında ben iki şeyde geçtim ama sen çok daha iyi tanıyorsun. Buradan onun vasıtasıyla Sabahattin Kayran abimize, Saadettin hocama, Manisa'ya da selamlarımızı gönderim, Ramazan Yıldız'a. Bülent abi hakkında ne demek istersiniz? Yani bu programı yaptıktan sonra Bülent hocamı, Sabahattin Kayran'ı,
Saadettin, Urfalı Saadettin'i, bunlar bu veteranların yapı taşları Manisa'da. Bunları anmadan geçilmez ama tabii bir başkanımız ve yönetim kurulumuz da bu sene büyük bir jest yaparak Bülent Yelkenci arkadaşımız rahmetli oldu. Erken rahmetli oldu, erken veda etti hayata. Onun için de bu sene Mastırlar ve Veteranlar Ligi'ne Bülent Yelkenci Ligi adlandırıldı. Sezonu olarak adlandırıldı. Benim de bir çocukluk arkadaşım. Hatta şöyle diyebilirim. İlk takımı onunla beraber kurduk. İlkokul birinci sınıfta okul takımımız vardı. Okul takımımızı kurmuştuk onunla beraber. 7 yaşındaki olayı anlatıyorum. Bundan 60 sene öncesini hemen hemen anlatıyorum. Hala o anı yaşıyormuş gibiyim şimdi. Bülent Hocam'ın da böyle çok çok hizmetleri vardı Manisa veteranlarına oluşumunda. Hatta yönetim kurulunda Veteranlar Ligi'nin milli kavramında yönetim kurulunda bulunmuştuk. Temsilci olarak sanırım. Tabii bulundu. Öyle bir onun adı verildiği için ben de çok duygulandım. Çok teşekkür ederim vesile olanlara. Çok çok teşekkür ederim. Aynı zamanda da Sabahattin Kayhan da tabii unutulmayacak bir isim. Efsane. Efsane olarak unutulmayacak bir isim. Ona da böyle yapmış olduğu hizmetlerinden dolayı Manisa'ya ve çevresindeki liglere yapmış olduğu hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Ve Manisalılar grubunda bu bizim Milli Karma Ligi'ne katıldığı için onlara da hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Ama bu önümüzdeki yılda daha çok katılımlar bekliyoruz. Ege bölgesinden Akhisar'ımız, Soma'mız. Sarıhan'da yeni bir takım kurmuş. Sarıhan'ın belediye başkanı benim takım arkadaşım. O da belediye başkanı oldu. Bir de takım arkadaşım. Ve haber göndermiş. Bu senelikte biz de varız gibi. Bir, yeni bir karma, milli karmaya bir takım kurmuş. Onların çok güzel şey tabii bunlar. Ama ben bir konuya daha, bu vesileyle bir konuya daha değinmek istiyorum. Belki ilk platformda yüzeysel geçildi. Master kelimesini biraz açmak istiyorum böyle. Neden? Çünkü böyle bir hiç yakışmayacak bazı, master'a yakışmayacak olaylar yaşanıyor liglerde. Yani işte hakeme karşı gelmek, kendi arkadaşına karşı gelmek, rakip arkadaşına karşı gelmek, tekme atmak, bilmem foul yapmak, bunlar gibi. Aslında ben bunu kendi futbolcularıma, takımıma ve şimdi de milli karmaya ilk önce buradan giriyorum. Maç konuşmalarından çok, skordan çok, neticeden çok. Çünkü ligin adı Masterlar ve Veteranlar Ligi, isminden de anlaşılıyor. Yani bu ne demek? Bütün işi yapmışsın, bütün işi yapmışsın, futbolculuk olayın sona ermiş, çok çok tecrübe edinmişsin. Artık bunun master'ını yapıyorsun. Yani bunun master'ını yapıyorsun. Bu master'ını yaptığını orada sahada göstermen gerekir. En üst düzeyini yapıyorsun. Tabii en üst düzeyini yapıyorsun. Yani birleştirici olman lazım. Hakemi koruman lazım. Biraz önce söylediniz, genç hakemler veriliyorlar. Tamam. O genç hakem de tecrübe kazanacak. O da bizleri vasıtasıyla tecrübe kazanacak. Benim master anlayışım hakemi de koruma altına almaktır. Bu arada hareketleriyle, çok, eylemleriyle çok, çok de. Çok doğru bir konuya. Buna doğru gidiyoruz. Buna doğru Master ve Veteranlar Ligi'ni buraya doğru götürmeye çalışıyoruz. İnşallah bunu da başaracağız. Evet. İnşallah. Mesafe kat ediyoruz. Bu ruhu yakalayabilirsek Şerafettin Hocam hiçbir problem kalmayacak. Yani hakikaten eğlenceli bir ortam. Aynı spor yapmanın yanında eğlenceli bir ortama da kavuşacağız. Yani ben Bakırköy dönemindeyken bir olay oldu. Başkanım çok iyi bilir. Sarıyer'le bölge şampiyonluğu için çekişiyoruz. Sarıyer trafikten dolayı maça çok eksik çıktı. Ve biz o gün yendik. Tekrar edelim dedi Sarıyer, bize bir teklifte bulundu. Biz de kabul ettik ve ikinci kez onlarla oynadık. Yani bunda bir problem yok. Çünkü biz orada maç etmek istiyoruz. Dostlarımızı görmek istiyoruz. Bir yönetmenim uyarıyor, sanki bir telefon bağlantısı var galiba. Alo, kimle kim? Alo. Alo. Buyurun. Hocam merhaba. Fatih Şimşek ben. Fatih'im merhaba. Nasılsın, iyi misin? Teşekkür ederim hocam. Başta Kenan Başkan olmak üzere size, Şerafettin Hocama, Mustafa Hocama, Cumhur Hocama, Halil Hocama, Tanju Hocama, Emre Hocama başarılar diliyorum yeni görevlerinde. Teşekkür ederiz Fatih'im. Az önce benim adım da geçti programda, izliyordum.
bir canlı yayına bağlanmak istedim hocam. Çok teşekkür ederiz Fatih'ciğim, sağ ol. Çok güzel geçiyor program. Teşekkür ederiz Fatih'ciğim, sağ ol. Bu arada kaleyi de garantiledin bu aramayla. Hocam hak eden kazan, hak eden alsın formayı. Aradığın için biliyorum. Latife yapıyoruz. Olmadı hocam. Aradığın için çok teşekkür ederiz Fatih'ciğim. Sağ ol. Hocalarıma selamlar, başkanıma, sağ size de. Başarılar diliyorum hocam. Sağ olun. Sağ ol Fatih'ciğim. Teşekkür ederiz. Şimdi başkanım, gecenin bir buçuğunda beni Milli Karma'nın başına getirdiniz. Ondan sonra geçen gün aradınız, dediniz moderatörlük yapacaksın kardeşim. Ya yapamam, edemem. Yok yaparsın, edersin. Yani bunun baş mimarı ben Ekşioğlu'nu bir iki kelime almak için buraya davet ediyorum sayın başkanım. Bakın ben sizi hiç kırmıyorum. Ne deseniz yapıyorum. Ekşioğlu dışarıda kaldı. Aslında Ekşioğlu'ndan şunu da alalım. Şampiyona tarihini alalım. Yok, onları soracağım başkanım. Evet, herkese merhabalar diliyorum. Güzel esprilerle beni programa davet ettiniz. Aslında ben hep futbolun dışındayım biliyorsunuz. Seyirci olarak sadece yalnızdayım. Ama bu kadar güzel bir kadronun olduğu yerde ben de bir iki kelime söyleyeyim dedim. Öncelikle hepinize hayırlı uğurlu olsun. Ay yıldızlı bayrağı temsil edecek o onurda ve karakterde hocalarımızsınız. Burada birliktesiniz. Gerçekten gurur duyuyorum. Böyle bir oluşumda bu kadar değerli insanın yanımızda olmasından dolayı herkese başarılar diliyorum. Burada hepsi liyakat sahibi, hepsi hiçbir saha olayına karışmamış, üst düzey sportif başarılar elde etmiş. Hem futbolculuğunda hem teknik hayatında, antrenörlüğünde, özellikle Şerafettin Hocam'ın çok çok büyük kariyeri var. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz başkanım. Sağ olun. Başkanımın iyi dileklerine ben de katılıyorum. Gerçekten biraz önce şaka yaptı dedim ama şaka yapmadım. Gece 1:30'da toplantı bitti. Milli Karma'nın hoca problemi vardı, bir sıkıntısı olmuştu. Beni o gece başa getirdiler. 13 maç öyle gitmiştik. Bir de moderatörlük konusunda hala inanamıyorum burada olup konuştuğumu. Ben de çok başarılı oldum. Sağ olun. Şimdi Tanju abi, biraz sana gelmek istiyorum. Şimdi milli takıma en çok futbolcu verenlerden bir tanesi sizin takım. Deniz Kibarlar, işte Faruk Tarakçı'nın oynadığı zaman, gerçi Foça'da da oynadı. Daha adı aklıma gelmeyen bir sürü futbolcu. Birincisi, bunu nasıl sağlıyorsunuz? Bu kadar başarılı futbolcuları nasıl topluyorsunuz? İkincisi, sizin bir de bu maddi olaylar ayarlamanız var. Gerçekten bunu da çok iyi ayarlıyorsunuz. Bu dönemde süper amatör takımlar, yani bildiğim kadarıyla bu işi doğru dürüst yapamıyorlar. Bir Bakırköy örneği vereyim. Şu anda gerçi birinciler ama parasızlıktan, yani bir Emre Erzurumlu oldu diye bir başkan var. Çocukcağız nereye yetişeceğini şaşırmış vaziyette. Siz bir master takımı, veteran takımı olarak bunun nasıl üstesinden geliyorsunuz çok merak ediyorum. Hocam şöyle diyeyim ben, bir kere Ege Ligi bizim çok güzel 8 takımdan kurulu. Bütün takımlar çok iyi. Hepsi birbirinden değerli oyunculara sahip. Biz bu sene veteranlarda bir takım kurduk. Çok değerli arkadaşlar aldık. Deniz Kibar olsun, işte Foça'dan Faruk olsun, Murat Odabaşı var. Hepsini sayamayacağım şimdi. Hepsi çok değerli arkadaşların. Biz kenetlendik böyle, ne bileyim hocam, birbirimize bağlandık. Başarı da gelince arkasından tabii ki maddi şeyler de pek araştırılmıyor. Bir derneksiniz herhalde. Tabii, bir aidat falan topluyor musunuz? Tabii aidatlarımız var hocam. Aidatlarımız herkes bankaya yatırıyor. Biz oradan belirli giderlerimizi, futbolcu arkadaşlarımızın mağduriyetini oradan karşılıyoruz. Bu vesileyle bütün takımların kurumsallaşması gerektiğini yani inanıyorum. O çok önemli. Yani, evet hocam. Bu masraflarla başa çıkma, yani iyi bir sponsor bulamazsınız eğer. Yani dernekleşip bir aidatla bu işleri çözebilirsiniz. Bunu Bodrum benim gördüğüm takımlar içinde en iyi çözen. Evet yani biz gelen çok, evet. Hocam gelen mesela misafir takımlarımıza da çok ilgileniyoruz. Her gelen takımla ne bileyim bir yemek, maçtan sonra bir çay sohbeti, bir yemek sohbetlerini yapıyoruz. Biz de gittiğimiz zaman onlardan çok iyi karşılama görüyoruz yani. Sağ olsunlar. Bütün takımlar birbirine destek oluyor. Biz
bayağı bir iyi bir takım kurduk yani. Evet. Yani hedefimiz Türkiye şampiyonluğu şu anda. Geçen sene mesela Milas'tan çok iyi takım çıktı. Erkan kardeşim iyi takım Erkan yaptı. Erkan dışında da burada. Ona da Erkan kardeşim de selamlar, evet. Biz şimdi Selim Hoca'yla beraber başladık bu işe. Selim Demirci biliyorsunuz bizim o, daha Selim önce. Selim Demirci'ye yine, de evet, çok selamlar. Çok selamlar buradan. Başarılı bir takım yaptık. Birbirimize karşı çok saygı var. Abi kardeş gibi gidiyor hocam. Her şey yolunda gidiyor. Çok da iyiyiz. Şampiyon olacağımıza inanıyorum. Bu sene biz çok zorlayacağız gibi geliyor. İnşallah. İnşallah hocam. İnşallah, evet, bu, evet, derenin altından çok sular geçer Tanrı hocam. İnşallah, inşallah. Şimdi bütün Halil takımlara hocam, başarılar. Sağ olun. Halil hocam, şimdi Türkiye şampiyonasına geçeceğim ama sizden de çok kısa. Ya herkes bir takımla başa çıkamazken 6 takım mı dediniz? Bizim Karabük 4. 4 takım dediniz, 6 takıma da çıkarız dediniz. Evet, İstesek, evet, dediniz. Nasıl başarıyorsunuz bunu Halil hocam? Bu 4. yılımız, ilk başta da söylediğim gibi. Gönüllülük esaslı yapıyoruz biz. Evet. Tanju hocamın da bahsettiği gibi biz de aidatlarla öncelikle ayakta kalmaya çalışıyoruz. Bunun yanında küçük bir şehirde yaşadığımız için bize teveccüh gösteren iş adamlarımız, belediye başkanımız, Karabük Spor Başkanımız gerek maddi, gerek forma olarak, gerekse araba yardımı olarak. Çok güzel. Bunların hepsi bir yardımdır yani neticede. Evet. Tüm bu yardımlar sayesinde ayakta durabiliyoruz. Bunun ilavesinde de birinci yıl bir takım, ikinci yıl ikinci takım. Bu dördüncü yıla geldiğimizde dördüncü takıma çıktık. Kahve köşelerine gitmesindense arkadaşlarımızın, sporla uğraşmasından yana olduk. Her kurulan takımda elimizden gelen yardımı yapmaya çalıştık. Sizin Karabük Hepsi, Yaşa ve Yaşat Derneği var zaten. Bir sürü projelere de orada imza, evet, atıyorsunuz bildiğim kadarıyla. Zaten Kenan Başkanım da siz de zaman, evet, zaman geldiniz. Yaşa ve Yaşat Derneği sadece kağıt üzerinde bir dernek değil. Kardemir'de arkadaşlarımızın kurduğu bir dernek. Kimsesiz çocuklar, madde bağımlısı çocuklar. Çok güzel. Evet. Bunları nasıl madde bağımlılığından uzaklaştırırız? Çok güzel bir sosyal projedir. Evet. O projenin bir ayağı da biziz. Yani hem gençlerimiz var, bizim U13 takımımız var. Hem de biz gibi veteranlar, yani tecrübeli arkadaşlardan kurulu takımımız var. Sizi tebrik ediyorum. Diğer Elit Master'lar yine bizim içimizden olan bir takımımız. Volkan arkadaşımızın kurduğu. O takım da çok başarılı gidiyor. Daha genç bir kadro onlar. Onlar da iddialılar. İnşallah Bodrum Spor'la mücadele yaparlar. Aydınlık Evler ve Sağlık Veteranlar takımımız da skor değil, genel anlamda spor yapmak amaçlı kurulan takımlarımız. Diğer saydığım 15 takım Batı Karadeniz'deki, hepsi lige bir renk katmak, hepsi dostluğumuzu pekiştirmek amacıyla kurulan takımlar. 3 yıldır Antalya'ya geliyoruz. Geçen yıl, pardon, bir önceki yıl Kırklareli ile Vatan Kupası'nda bir şampiyonluk mücadelesi yaptık. O maçı Kırklareli kazandı. Tebrik ettik. Evet. Turgay kardeşimizi çok seviyoruz zaten. Evet. Yani orada şampiyon olsak daha iyi olurdu ama olamadık. Sporun içinde hepsi var. Güzel bir anı olarak kalıyor. Önemli olan yani, buradaki tüm katılımcıların da Halil hocam, onay vereceği bir şey, sağlık, evet, sorun olmasın, evet, yeter. Evet. Lafınızı kesiyorum ama şimdi o kupaları alıyoruz. Tamam, bir yerlerde duruyor ama şu sağladığımız dostluklar inanın bana ömür boyu açılan kapılar sürüyor ve ömür boyu sürüyor. Kesinlikle. Erkin yani, abiyle olan dostluğumuz hiç kupalardan bitmez. Kupalardan ben müzdarifim. Bundan sonra bizim kupa Bartın'da başkanım. Bakırköy Kupası. Teneke kupa yaptıracağım artık. Yunus Alışkan İtalya'dan müdürüm. Kupa getirtiyoruz, bir görüyoruz daha görmüyoruz yani. O kadar bak arkadaşlar, her şeye önemsiyoruz yani, değer veriyoruz, özenerek yapıyoruz da o kupalar alınca ne oluyor onu bilemiyorum. Bizimki Bartın'da söylüyorum başkanım. Hiç göremiyoruz hocam. Yani Yunus müdürüm kupa, Bartın'a gitti. Sadece şampiyonluk kupası şu anda 5000 lira olmuş ya. Düşün. Başkanım şimdi Türkiye şampiyonasına geçeceğim ama bir Şerafettin hocam çok kısa bir şey soracağım. Bu Foça üst üste 2 sene şampiyon falan oldu. Şimdi pek ortalarda gözükmüyor açıkçası. Biz Bakırköy olarak da merak ediyoruz Foça ne yapıyor diye. Bizim çünkü rakibimiz bizim. Bahsedelim ondan da. Ben Manisalıyım. Manisa Veteranlar Ligi'nde ilgileniyordum. Ama ondan sonra 15 yıldır Foça'dayım. Ticari hayatım Foça'da gelişiyor. 2 yıl üst üste sizin dediğiniz gibi çok iyi bir sezon geçirdik. Foça Master'larla 2 yıl üst üste şampiyon olduk.
Antalya'da Vatan Kupası'nı kazandık. Lig ikinciliği olduk. Sizinle olan maçlarımız da vardı. Finali evet. oynadık. Size kaybettik orada finalde. Ben bu sene kaybettiğimi evet, saymıyorum Şerafettin Hoca. Tamam. Bu sene böyle bir geçiş dönemi var Foça'da. Sanki bir yani ölü top kağıdı üzerine atılmıştır. Öyle bir sezonlar oluyor. Benim profesyonel takımlarda yönettiğim liglerde de böyle bir sezon yaşanıyor. Yani öyle bir sanki şehrin üzerinde ölü toprağı varmış gibi futbol anlamında söylüyorum. Bir onu atamıyor. Ama bu sene bir de şey oldu. Bizim belediye başkanımızın futboldan gelen, bizim masterların içinden gelen Fatih Gürbüz belediye başkanı oldu. O da yeni belediye başkanı olduğu için çok büyük bir masterlara bir zaman işlerden zaman kalmadı. Kendisi de kariyerli bir futbolcudur. Göztepe, Karşıyaka ve Altay'da bir futbolculuk kariyeri vardı. Bu sene de başladı. Bizim masterlarda da oynuyor. Foça masterlarda da oynuyor. Biz bu seneyi Foça'da geçiş dönemi olarak kabul ediyoruz. Ama seneye yine Foça belirli yerlere gelecek. Yine eski iddialı durumlarında olacak ve yine şampiyonluğa oynayacak i̇nşallah diye düşünüyorum. Foça'yı hak ettiği yerlerde görürüz inşallah hocam. Teşekkür ederim. Inşallah. Evet, şimdi programımızın bu bölümünde Türkiye Şampiyonası'nı konuşacağız. Türkiye Şampiyonası Antalya'da olacak. Sayın Ekşioğlu ile Sayın Kenan Gürsu Antalya'da yeni geldiler. Ayaklarının tozuyla da programa çıktılar zaten. Antalya'da FIFA standartlarında sağ olması, tesislerin çokluğu ilgiyi spor şeyini futbolu Antalya'ya yönlendiriyor kamplara. 3000'e yakın takım geliyormuş. Yani yurt dışından ve yurt içinden. Biz de şampiyonamızı Antalya'da yapacağız. Yönetmenin bir telefon bağlantısı var diyor. Alo. 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 Farukçum merhaba. Hocam merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederim Farukçum, sen nasılsın, iyi misin? Çok teşekkür ederim hocam. Sesini, herkese çok selamlar. Sesini duymak ne güzel Farukçum. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Sizlerin de hocam, programınızda sizlere başarılar diliyorum. Teşekkür ederiz. Çok güzel bir program izliyorum. Öncelikle başkanımın Mustafa Ekşioğlu'nun, hocam Şerafettin hocamın, sizin ellerinizden öpüyorum. Oradaki takım arkadaşlarım Mustafa abi, Emre abi, hepsine çok selam ediyorum. Programdaki herkese çok çok selamlar. İyi ki varsınız. Teşekkür ederiz Faruk'cum. Aradığın için teşekkür ederiz. 9 numarayı kaptım bu arada. Herhalde kapıyorsun. Kolay oldu biraz. Görüşmek üzere Faruk'cum. Bütün Foça'ya selamlar, saygılar. Hocam çok teşekkür ederim. Tekrar programınıza hayırlı olsun diyorum. Herkese çok çok selamlar. Bu oluşum sayesinde birçok insanı tanıyoruz. Birçok insanla evet, arkadaş olduk. Var olun, sağ olun. Her şey için çok teşekkür ederiz sizlere. Teşekkür ederiz Faruk'cum. Görüşmek üzere. İyi yayınlar, kolay gelsin hocam. Sağ olun, sağ olun. Herkese çok selamlar. Sağ olun. Sayın Başkanım, size dönüyorum. Ayağınızın tozuyla daha yeni geldiniz. Birincisi şampiyona tarihini soracağım. İkincisi şampiyonanın yapılacağı tesisi soracağım. Kaç tane saha var? Nasıl bir tesis? Ondan sonra hak kazanan, neye göre takımlar hak kazanacaklar? Bunları size soracağım. Ben önce milli takımımıza, milli karmayı ağırlamış olan Life Otel'in sahibi Güllük'te Ahmet Bey'e selamlarımı iletiyorum. Buradan kendisine selamlar. Bize de izliyormuş. Milli takımı, milli karmayı bir 3 günlük kampa davet ediyor oraya. Çok teşekkür ederiz Ahmet Bey. Sağ olun. Buradan selamlarımı iletiyorum. Yani işte biz görüyorsunuz. Şimdi Foça'dan arıyor Faruk. İşte oradan Güllük'ten izliyorlar. Yani Türkiye'nin her tarafında bu program izleniyor artık Kırk Futbol. Ben selamlarımı iletiyorum Ahmet Bey'e. Bir de hocam bir projemiz var. Onu ben hatta toplantıda söylemeyi unuttum size. Çok önemli bir proje bu. Milli karma ile ilgili milli karmayı ön planda tutarak, yani milli karmayı bir organizasyon yaparak Doğu Anadolu'daki okuyan çocuklarımıza ayakkabı, işte kıyafet, ne gerekiyorsa mont, pantolon, ne gerekiyorsa çocuklarla ilgili. Evet. Çünkü orada zor şartlarda okuyor çocuklarımız. Ne bileyim, inan bazısı çorapsız okula gidiyorlar. Evet. Bununla ilgili Türkiye çapında bir
faaliyet yapalım. Milli karmamızı da oraya götürelim. Evet, ve çok anlamlı bir şey oldu. Bunu yapmak istiyorum. Ben çünkü sosyal sorumluluk projesi oldu mu benim için akan sular duruyor. Ne bileyim biz öncülük yapalım. Birisi bir çorap alır, birisi bir ayakkabı alır, birisi bir mont alır. Biz o 3000 kişilik camiayız. Bütün bölgelerde temsilcilerimiz var. Yani evet. Karadeniz bölgesinde, Marmara bölgesinde. Tekstil fabrikası olan arkadaşlarımız var. Bunları herkes kendi bölgenize organize yaparak. Ya bu dünyada ne yaparsak o gelecek bize hayır olarak. Böyle bir yani, katkıda bulunabiliriz. Kendi bölgelerden topladığımız bu gibi yardımları oraya aynen, ulaştırabiliriz. Yani, ne bileyim bir otobüsle olur. Beraber hep beraber gideriz. Tabii. Ne bileyim o bağışı yapan arkadaşlarımıza davet ederiz. Çok anlamlı. Bir otobüs tutar hep birlikte gider. Oradaki kendi elimizle dağıtırız. Hem çocuklara ne bileyim bir destek olalım bize. Oradaki doğudaki de bizim, batıdaki de bizim. Tabii. Ama onlara top götürürüz mesela oradakilere. Ne bileyim top götürürüz, top kıyafet top götürürüz, eşofman götürürüz, mont götürürüz. Eşofmandır, futbol ayakkabısıdır, topsuktur, şorttur. Aynen. Bunları götürebiliriz. Bunları yapalım istiyorum. Malzemeleri götürebiliriz. Yani bunları gerçekten yapalım. Arkadaşlarım size de söylüyorum aynı şekilde. Bu televizyon programından sonraki toplantıda kararını alalım. Evet yani bizi izleyen tüm kulüp başkanlarımıza, camiamıza hep birlikte ben diye bir şey yok burada. Biz diye şey var. Hep birlikte biz olarak bunu başaracağımıza inanıyorum ben. Öncelikle onu söyleyeyim. Gelelim Türkiye Şampiyonası'na. Evet yani 8 ayın emeğin burada. Türkiye Şampiyonası'nda Allah nasip ederse bu sene biraz daha farklı, biraz daha detaylı bir şampiyona geçecek. Biz geçen sene başka bir otelde, yani şu anki otelde yaptığımızda sahaları yoktu. Başka bir sahalarda yaptık ve otel sahibine dedim Zekeri abiye. Dedim abi senin otelin var, 6 tane oteli var. Otelin arkasında arazi var. Sen dedim niye kışın otel, şimdi spor turizmi yapmayan oteller şey yapıyor, siz söyleyin kışın kapalı oluyor muhakkak çünkü bir sürü çalışanı var. O da bu sene işte Haziran'da başladı sahalara, yaptı, beni de aradı, başkan söz verdin gel buraya nasıl yapalım. İşte biz de sahanın dizaynıyla ilgili konuştuk, bundan bir ay önce gitmiştik, geçen gün yine gittik, yani dün geldik. Antalya Kemer'de olacak Türkiye Şampiyonası, takımlarımızı belirteceğiz zaten. Tarihini söylüyorum, 12 Nisan, 19 Nisan 12'sinde oradayız. Bir hafta Allah nasip ederse de Türkiye Şampiyonası'nı orada yad edeceğiz. Başkanım 7 gün sürüyor. Evet, 8 gün 7 gece. Bunun sebebi de günde çift maç oynamamak. Yani spor tamamen bir, zaten sporcu bir sağlığıyla maça, alakalı. Bir evet. Maça isyan ediyorlar ki 8 maç nasıl evet, oynayacaklar. Evet, evet. Kaldı ki çünkü otellerimizle ilgili o şekilde sözleşme yapıyoruz. Evet. Ve takımlar yani şimdiden uçak biletlerini alsınlar, uygun fiyatmış uçak biletleri. Takımlar çünkü günde bir maç yapıyor. Hı. Başka da kaldırması zor, kolay değil. Evet, yani çok zor oluyor. Yani çok büyük sakatlıklar zaten bulunuyorlar. 7 güne tekabül ediyor. Yani programımız öyle oluyor. Kaç takım katılacak şimdi, şampiyonaya? Şampiyonaya başkanım? Gelen takımlar da otelin bize verdiği sözleşme var. Biz nasıl sözleşme imzalıyorsak bu sene takımlar, önceki geçen sene değil ama önceki senelerde vardı. Takımlar hep gelecekleri, gelen takımlar bu sözleşmeleri imzalamaları lazım. Bir. İkincisi otelde yer yok, zor yer aldık. Bir de o var. Yani o işte Nisan'ın birinden itibaren Ruslar gelmeye başlamış. Onun bir bayramları varmış. Yoğunmuş yani oteller. O yüzden sağ olsunlar kırmadılar, yine ekşi oldu biraz bastırdı, fazla o da aldı. Kaç takım? 24 takım olacak. Bölgelere göre zaten bölgelere göre bizim sistemimize dağılımı yaptık biz. Haber şeylerini yaptık. Bir de artı 49'a hak edemeyip de gelmeyen takımlar artı 49'a gelecek. Ha şu var. Hak edip de gelmeyen takım ne olacak? Bize de yaptıkları sözleşme gereği 10 bin lira para ödeyecekler federasyonun hesabına. Bu diyelim örnek veriyorum. Marmara Beyaz Grup. Çekmeköy gelmedi. O 10 bin lirayı ödeyecek, isterse ödemesin. Çünkü sözleşme kurumsalız, biz alırız o 10 bin lirayı. O 10 bin lirayı ne yapacağız? Federasyonun hesabına yatacak ama federasyon kullanmayacak bunu. Diğer gelen takımlara o 10 bin lirayı bölüştürüp verecek. Yani daha az ödeyecekler başkanım. Yani onun yerine takım da gelse onu
o takımlara verecek. Anlatabiliyor muyum? Çünkü biz otellerle zaten belli bir sayı sözleşmemiz var. Geçen sene biraz benim geçirdiğim bir rahatsızlıktan dolayı geçen sene biraz ligin şeyi de düştü. Yani gardı da düştü. Geçen sene biz mesela 179 kişi parası ödedik oraya. Neden ödeyim ben? Hak kazanan takımlara göre ben sayı veriyorum oraya. 3 aşağı 5 yukarı. Onun için bu sene onlara dikkat etmek gerekiyor. Güzel bir şampiyonu bizi bekliyor. Her senekinden daha çok farklı. Dans gruplarımız olacak. Dediğim gibi 3 final televizyondan canlı yayınlanacak. Ayrı ayrı organizasyonlarımız olacak. Kupalarımız vesaire. Yani kupalar artık gelişi güzel ama şahane bir şampiyona tüm herkesi bekliyor. Biz bugüne kadar yaptık ama üstüne koymak zorundayız. Her sene de koymaya çalışıyoruz. Yaşayıp görmek lazım. Yani şimdi ben burada şahane diyorum, şunu diyorum ama yani bilmiyorum, son 5 yılımıza bakarsanız güzel şey yapmaya gayret ettik. Daha da güzel olacak Allah nasip ederse. Teşekkür ederiz yani, başkanım. Takımlar şimdi, ona göre kendilerini hazırlasın diyorum. Şimdi ben anladığım kadarıyla başkanım 12-19 Nisan arasında Kemer'de, Antalya Kemer'de şampiyon olacak. Burada 24 takım katılacak ve altı çizilmesi en önemli konu, hak kazanıp da gelmeyen takım ceza, 10 bin lira ceza olacak. Bu federasyon hesabına yatacak ve burada diğer takımlara paylaştırılacak bu, evet, bu para. Doğru mu başkanım? Evet. Evet, yani çok biz, bakın arkadaşlar, biz bir kitapçık bastık. Biz sezon başında statü talimatları 2-3 gün çalışıyoruz. Bir otele gidiyoruz, kamp yapıyoruz, çalışıyoruz. Takımlara söylüyoruz, diyoruz ki lig başlamadan önce arkadaşlar bakın sitemizde talimatlar, statüler var. Bu senenin böyle. Buyurun bakın. Hiç kimsenin sesi çıkmıyor. Devre arası oluyor veya şampiyonaya giderken oluyor. Ondan sonra diyor ya bunu niye koydunuz, bunu böyle niye koydunuz? Biz şunu söylüyoruz. Kitapçık bastırdık. Bu sene en aşağı 400 tane kitapçık bastırdık. Dedik ki doğru yanlış. Kitapçık bastırmadan önce siz bizi önerilerinizi gönderin. Biz bunları değerlendirelim, uygun olanı oraya koyalım veya çıkartalım. Hiç kimse bir şey söylemiyor. Daha sonra da ne oluyor? Ya işte böyle diyorlar ama maalesef doğru veya yanlış. O devam edecek. Başkanım bir telefon bağlantımız var. Ahmet Külünk. Telefondan sonra devam etmek istiyorum. Ahmet Külünk telefon attığımıza. Ahmet Hocam merhaba. Merhaba, iyi akşamlar. İyi akşamlar, nasılsınız? Teşekkür ederim. Size nasılsınız? Sağ olun. Maçınız nasıl geçti? Ne oldu? Sonuç nedir Ahmet Hocam? Maçımız şöyle oldu. Rakip bugün sahaya gelmedi. Hükmen galip gelerek şampiyon oldu hocam. Tebrik ediyorum. Keşke buraya gelseydiniz Ahmet Hocam o zaman. Valla böyle bir şey olsa gelmez mi? O kadar güzel hocalar arasında sevgili başkanım, değerli Şerefettin Hocam, sizin gibi değerli hocam yanında niye olmayayım hocam? Evet. Tebrik ediyoruz başkanım o zaman sizi. Tebrikler. Sağ ol hocam. Allah razı olsun hocam. Stüdyoda olan Şerefettin Hocam, Alper Hocam, Tanju Hocam, Mustafa Hocam, Emre Hocam, Ali Hocam, Fatih Hocam, değerli hocam Deniz Hocam herhalde orada şu an yok. Talip Hocam da yok. Herkesi saygıyla, selamla, muhabbetle, arkından kucak dolusu selamlarımla hepinize çok çok ne diyeyim, gönül selamı göndereyim buradan. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz Ahmet Hocam. Milli kahve hocam. Zaten stüdyoda o kadar güzelsiniz ki şu an ben bir 10 kişiye yakın kişilerle şu an sizi izliyorum. Vallahi duygulandım. Allah her şeyi gönlünüzü göre insana nasip eder. Amin. Amin. Teşekkür ederiz Ahmet Hocam. Milli kahve. Ayağınıza. Hepinizin yüreğine sağlık. Herkese saygılarımı sunuyorum. Sağ olun. Ahmet Hocam, milli kahve ne zaman geliyor Artvin'e? Milli takım buraya her zaman gelir. Hiç olmazsa başımın tacıdır milli takım. Hiçbir sıkıntı yok. Bütün dostlarım benim başımın tacıdır. Eyvallah. Ona bir gün ayarlayabiliriz. Başkanımla ben söz verdim zaten. İnşallah. Ahmet Hocam tekrar tebrik ediyoruz. Aradığınız için teşekkür ederiz. Oradaki herkese selamlar, yani saygılar. Oradaki arkadaşlar. Tekrar hepinize saygılar söylüyorum. İyi muhabbetler diliyorum. Sağ olun. Buyurun başkanım. Arkadaşlara da selamlar. Ya şampiyondan bahsediyorduk da yani şimdi telefon gelince araya. İsterseniz başkanım son 10 dakika falan kaldı. Evet. Arkadaşlarımla kısa bir böyle bir kapanış konuşmaları. Evet, sen girersin araya. Emreciğim az zamanımız kaldı. Vallahi ne çabuk geçti hocam. Ben de anladım. Evet, ben de. Programdan önce... Hocam diyordu ki 2 saat çok değil mi diyordu ama... Ya 2 gündür uyumuyorum burada ne yapacağım diye. Ama dostlarla birlikte olunca çok keyifli oldu. Sayın yönetmeniz ve çalışan arkadaşlara da çok teşekkür ediyoruz bu arada. Çok sağ olun. Evet, çok yardımcı oldular bana. Her konuda. Buyur Emre'ciğim. Öncelikle emeği geçen herkese bu programın oluşmasında teşekkür ediyorum.
İyi ki varlar. Bizler de daima TMFL ailesini daha yukarı, daha yükseğe çıkarmak için çalışacağız. Daha ileri taşımak için çalışacağız. Her şey inşallah daha iyi olacak. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum program için. Sağ olun. Cumhur Hocam buyurun. Umarım bizi izleyen herkese aydınlatabilmişizdir. Bu işin ciddiyeti konusunda. Evet. Birlik beraberlik içinde titizlikle en iyisini yapmaya çalışacağız. Ve bunu anlatma fırsatı verdiği için yönetmen arkadaşlara, sizlere, başkanımıza, yönetim kurulumuza, hocalarımıza çok teşekkür ederim. Bu arada Savaş Buyurman Bartın Kozcağız'dan mesaj atmış. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Herkese selamı var. Mustafa Hocam buyurun. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Sağ olun. Mustafa Hocam rahat ol. Evinde gibi hisset kendini lütfen. Ya halen heyecan devam ediyor. Ya, inan ekran, Mustafa Hocam seni ekran başında görenler sessiz sakin bir adam zannedecekler. Sağ içinde hiç susmuyorsun. Ona gel buraya sağ git falan diyorsun burada. Belki bu tarafa aksar. Teşekkür ederiz Herkese Mustafa Hocam. Teşekkür ederim. Sağ ol. Şerafettin Hocam buyurun. Evet ben de Mastırlar Veteranlar ailesini böyle birlik ve beraberlik içinde her zaman gönlünce olsun. Hiçbir arkadaşımız sakatlanmadan, herhangi bir sağlık problemleri olmadan şampiyonaya kadar ve şampiyonada dahil olmak üzere sağlıklı bir şampiyona diliyorum. Şampiyonaya kadar kendi takımlarında ve Antalya'daki grup şampiyonasında da herkese başarılar diliyorum. Antalya'da sizin için kolay olacak hocam kadroları seçmek. Evet. Yani. Evet, evet. Şerafettin Hocam sağlık dediniz de ben de hemen çok kısa bir not ileteyim. Ya şimdi bizim federasyonumuz sağlık belgesi istiyor futbolculardan. Yani tam teşekküllü hastanelerden sağlık belgesi istiyor. Ben sporcu arkadaşlarıma rica ediyorum. Lütfen bunu gidip bir kaşe bastırıp imzalatmasınlar. Gerçekten ve gerçekten tedavi görsünler. Kontrollerini yaptırsınlar. Yani ben her gün sosyal medyada birisini hastanede görüyorum. Ve çok üzülüyorum. Yani ya tendonu kopuyor ya başka bir şeyden dolayı. Bu federasyon bu sağlık belgelerini boşuna istemiyor. Bizim gerçi şu anda bizim maçlarımızda çok ender görünüyor bu olay ama ben sosyal medyada devamlı görüyorum. Lütfen bu sağlık ihmali gelecek bir konu değil. Futbol ağır bir spordur. 35'er dakika olmasına rağmen bence bu konuya dikkat etmemiz lazım. Buyur Halil Hocam senden de alalım. Başkanım en son size vereceğim konu. Ben de son söz olarak şunu söyleyeyim. Bu sene kurulan Karadeniz Ereğli'deki ikinci takımımızın ismi Sevgi Barış Dostluk. Çok Veteranlar güzel. Takımı evet. SBD Ereğli diye geçiyor. Aslında ligimizin özeti o isimde yatıyor yani. Sevgi, barış ve dostluk. Aynen. Bu şekilde devam etmesini temenni ediyorum. Kimsenin ayağına çöp dahi değmesin yani. Skorlar dediğim gibi hiç önemli değil. Önemli olan evet. Dostluğumuz. Çok İyi çok var. Teşekkür ederiz Ali Hocam. Tanju abicim. Ben de emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Bütün takımlarımıza iyi bir ikinci yarı, sakatlıksız bir ikinci yarı diliyorum. İnşallah. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet Sayın Başkanım Antalya geldi mi aklınıza? Şimdi yarın Tanju Hocam'ın ağır görevi var. Yarın uçacak inşallah Kıbrıs'a çalışmalarını yapacak. Dört kişiyle gönderiyoruz onu. İnşallah iyi bir görüşmeyle iyi bir bizim için iyi bir olacak şekilde başkanın anlaşmalarımızı yapacağız. İnşallah sana güveniyoruz abi. İnşallah. Yani inşallah. Güvenmediğimiz insanlarla i̇nşallah. Zaten çalışmayız. Sana da çok teşekkür ediyorum. Ailene de çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim canım. Burada ailelerimiz çok önemli. Sağ olsunlar, var olsunlar. Alpay'cığım, Allah nasip ederse işte Türkiye Şampiyonası hazırlıklarını yapıyoruz. Biz onunla ilgili gruplara detayları zaten tekrar atacağız pazartesi itibaren. Onun üzerinde yarın bir çalışma yapacağız. Ondan sonra tüm takımlarımızı aydınlatıp o şekilde şampiyonaya yavaş yavaş adımlarımızı atacağız. Kaldı ki yani dediğim gibi hiçbir kuraldan, hiçbir şeyden taviz vermeyeceğiz. Biz bu oteldeyken, otelde bile, şimdi oteller çok artmış. Önceki gibi değil. Yani Ekşioğlu'da gezdik, gördük. Çok yüksek maliyet var. Şimdi adamın durumu iyi. Ya diyor işte diyor şurada olsaydı. Bugün şimdi Belek gibi bir yerde yaparsan 350, 400 lira, 500 lira, 700 lira hatta 800 lira. Ya arkadaş sen bir takımsın yani. Şimdi takımında durumu iyi olan, maddi durumu iyi olan var.
iyi olmayan var. Bunları da düşünmek lazım. Biz bu işin terazisinin ortasını düşünüp ama inanın ekonomik boyutunu da düşünüyoruz. Takımlarımızı düşünüyoruz biz. O yüzden yaptığımız otel güzel, tesisler güzel. Orası bizim evimiz. Nasıl Emirhan öyleydi, şu anda orası da öyle. Yani onun için hiçbir problem yok. Çok güzel bir şampiyonu hep birlikte yaşayacağız. Yani bunu bilin. Sahalarımız hoş bir saha, güzel bir saha. Yeni yapıldı sıfır sahalar. Herkesin katkısıyla eğlenceli bir otel. Güzel bir otel. Kaliteli yemekleriyle varana kadar. Bu sene sağlıkçılarımız da aynı şekilde gidecek. Ambulansımız, her şeyimiz var. Bu sene her şeyi düşündük yani. Allah nasip ederse. Yeter ki sağlığımız, saatimize bir şey olmasın. Ama hoşgörü de olsun yani. Çünkü herkesten hoşgörü bekliyoruz. Biz nasıl hoşgörülüysek. Şimdi 3 lira verip de sen beni satın alamazsın. Ben sana hizmet ediyorum. Federasyon olarak söylüyorum. Sen de bu federasyonda hizmet ediyorsun. O zaman hep birlikte birlikte tutacağız. Bu şampiyonada herkes çalışacak. Takımlar da. Çünkü her şeyin iyi olması. Bu sene zaten tribünü doldurmayana ceza vereceğim. Artık zaten finalden önce kimsenin gitme şeyi yok. Lüksü yok. Final bitecek cumartesi akşamı, 11 akşamı, 12'sinde herkes artık yavaş yavaş ayrılacak. Çünkü dediğim gibi 12'sinde şampiyona başlıyor. 12'sinde başlıyordu şampiyona değil mi? Evet. Evet. 19'da mıydı? 18. Ben 11 dedim değil mi? Yanlış konuştum galiba. 12 mi dedim? Başlangıcını söyledim. Evet, evet. 18 akşamı final akşamı oluyor. 19'unda çıkış oluyor. Güzel bir organizasyon bizi bekliyor. Başkanım, çok kısa zamanımız kaldı şimdi. Yönetmenim uyarıyor benim ama benim aklımda bir soru daha var. Hemen onu sıkıştırmak tabii istiyorum. Ya televizyon bu, bizim sorun yok. Yani. Peki, tamam. Bu takımların yükünü biraz hafifletmek için sponsorluk anlaşmalarıyla ilgili bir çalışma yapıyor musunuz başkanım? Valla Alpaycığım yapıyoruz, uğraşıyoruz da. İşte dediğim gibi ben bir şeye geleceğim. Bakın, kurumsal olmayanların yüzünden bu şekiller oluyor. Önüne gelen federasyonum diyor, yok bilmem ligim diyor falan filan. Adam bir bakıyor, bir sürü var. Bu ne ya diyor. Şimdi kurumsallığını anlatıyorsun ama biraz şey oluyor. Ama biz profesyonel insanlarla şu anda bir kardeşimiz çalışıyor sponsorlukla ilgili. Zaten sponsoru aldığımız takdirde biz takımlarımızın yükünü çok azaltacağız. Yani o yüzden inşallah Allah nasip ederse güzel bir şey yapacağız. Şimdi zaten Kıbrıs'a gidecek arkadaşlarımız da belli. Vural Bey'le neydi arkadaşımız? Evet, sponsor müdürümüz de Varol Bey aynı zamanda. O da gidecek Kıbrıs'a. Onlar da uğraşıyorlar. Yani diyeceğim elimizden geleni yapıyoruz, çalışmaları yapıyoruz. Çünkü Ekşioğlu'nun da biz çok şey yapıyoruz. Evet. Bakın televizyonda program yapıyoruz. Kolay iş mi? Yani milli karması, sizlerin burada olması, takımlarımızın aynı şekilde 60 takımımız varız biz ligde. Ya bizim için 100-150 olması da önemli değil. Bizim için kalite önemli. Evet. Bu kaliteyi kim yükseltecek? Takımlarımız. Çok şükür kaliteli takımlarımız var. Biz de bu kaliteli camiayla beraber yürümeye gayret ediyoruz. Evet. Yani ileriki programlarda yine açıklarız. Evet. Yani. İnşallah bu sponsoru çözerseniz ben, başkanım, bir şey söylemek isterim. Sayın Ekşioğlu'nun bir hayali vardı. Seneler önce bir konuşmuştuk kendisiyle. Deplasmanlı lig. Evet. Yani süper lig. Arkadan ikinci lig falan gibi böyle bir projemiz vardı. Şimdi bu proje çok güzel düşünce. Evet, evet. Gerçekten ama tabii her şey imkana bakıyor. Düşünsene şimdi Süper Lig'i kurduk. İstanbul'dan Rize'ye deplasmana. Ne bileyim Erzincan'a deplasmana. Yani, yani bunu 5-6 takım gerçekleştirebilir ama geri kalan kimse ama sponsor bulunduğu zaman bu sorun da çözülür diye geliyor bana. Bunda şöyle olması lazım. En aşağı 8 takım olması lazım. İşte düşme kalkma. Bölgelerden o zaman nasıl olacak? Bir takım çıkacak, bir takım çıkacak, düşecek gibi. 8 bölgen varsa. Evet. Yani onun da tabii kolaydı. Her hafta olmaz o Süper Lig maçı. 15 günde bir belki takvime göre olur. Onların üzerine çalışmak lazım. Ekonomik boyutunu düşünmek lazım. Kolay değil çünkü. Öyle değil mi hocam? Yani çünkü bunun uçağı var, yolu var, oteli var, yemesi içmesi var. Kolay değil. Zamanla inşallah biz bir sponsor alalım da gerisini getiririz diye düşünüyorum. Artık tecrübeli oldunuz başkanım. Hallediyorsunuz yani. İnşallah inşallah. Daha değişik. Ya şimdi bir de sponsorlukla ilgili bize çok geliyorlar.
Diyoruz ki kardeşim buyurun gelin. Al marka, al Federosu. Buyurun siz de kazanın. Federosu'nun takımları da kazansın. Bir hevesle geliyorlar bu işin bu kadar kolay olmadığını görünce kaçıyorlar. Kolay değil. Yani gerçekten kolay değil. Çalışmak gerek. Zaten yani ekonomide bahane ediliyor her şeyde. Aslında o kadar da kötü bir ekonomimiz yok ama bahaneler çok. Bahaneler ülkesiyiz. Onun için inşallah bu sponsorluk olayı da hallederiz gibi geliyor bana. Sizin elinizden kurtulmaz başkanım. Sizdeki yürek yaşı. Şunu da söyleyeyim. Federasyonumuzun yeni yeri de tadilatta inşallah en kısa sürede de evet. Tadilatı yapıp oraya geçeceğiz. Bir de TV52 televizyonla, yönetmenine, kameraman arkadaşlarıma, İsa Bey'e, Volkan Bey'e, hepsine çok 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 rejideki kardeşimize çok çok teşekkür ediyorum. Evet başkanım. Biz de... çünkü TV52 bizim gerçekten hani dünyaya açılan pencere değil. Bizim de veteranlarda dünyaya açılan ilk penceremizden birisidir TV52. Çok çok onlara teşekkür ediyorum. Evet. Şampiyonamızı yine finallerini TV52 yayınlayacak. Ayrı bir televizyonda aynı şekilde yayınlayacak. Ben hepsine çok teşekkür ediyorum. Biz TV52'de olmaktan mutluyuz. İnşallah anlaşırsak TV52 ile devam etmeyi de planlıyoruz yani. Teşekkür ediyorum. Evet. Sevgili hocalarım hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Gelemeyen hocalarıma buradan selam olsun. Biliyorum sebeplerini. Yine hocam aradı, şampiyon olmuş. Yine tebrik ediyorum. İhsan hocam da aynı şekilde. Hepsine buradan selamlarımı söylüyorum. Sevgilerimi sunuyorum. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Tüm takımlarımıza ikinci yarı hayırlı uğurlu olsun. Bilsinler ki lisans dönemi bitiyor galiba. 2-3 gün sonra. Kimse sakın bizi o konuda aramasın. Tarih neyse o, saat neyse o, dakika neyse o, kesinlikle lisanslarla ilgili artık uzatma denen hiçbir şey yok. Çünkü biz her gün gruplara Ahmet Bey yazıyor zaten. Son 6 gün, son 4 gün, son 7 gün, 9 gün diye. Bununla ilgili kimse bize bir şey istemesin. Dediğim gibi talimatlar neyse biz onu harfiyen uyguluyoruz. Evet başkanım, programın sonuna geldik. Stüdyodaki konuklarımıza çok teşekkür ediyorum. Ekran başındakilere çok teşekkür ediyorum. Bana bu tecrübeyi yaşatan sayın başkanlarıma çok teşekkür ediyorum. İnanılmaz bir tecrübeydi, çok keyif aldım. Güzelmiş. Alıştın yani moderatörle. Hadi hayırlı olsun. TV52 kanalından yayınlanan programımızın sonuna geldik. Futbolun sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere, hoşçakalın.